Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle olacağız. Biliyorsunuz hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii hep milli takım arası falan filan konuşuluyor ama biliyorsunuz öyle bir şey yok. Yani milli takımın herhangi bir kampı yok, herhangi bir hazırlık maç programı yok. Milli aranın sebebi Asya, Güney ve Kuzey Amerika'da Dünya Kupası eleme grup maçları oynanacağından dolayı bir 10 günlük, 15 günlük ara verildi. Ama sanki ülkemizde milli ara var gibi. Bu arada tabii takımlarımız Antalya başta olmak üzere çeşitli yerlerde de kamp programları yaptılar. Ona göre organizasyonlar yaptılar. Evet, Trabzonspor son dakikada güldü diyoruz. Lider Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Kötü gidişatını engelleyemeyen Galatasaray üst üste 4. mağlubiyetini yaşarken 27 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 54'e yükseltti. Trabzonspor'un en yakın rakibisi Konyaspor'da Altay deplasmanda 1-0 yendi. Şimdi şöyle bir haftanın sonuçlarını bir vermek istiyorum. Hem de puan cetveline bakmak da istiyorum. Özgür Kablo Yeni Malatya 1, Beşiktaş 1, Adana Demirspor 5, Vavakars Fatih Karagümrük 0, Demir Grup Sivas Spor 1, Fenerbahçe 1, Medipol Başakşehir 1, Göztepe 2, Kasımpaşa 3, Yukatel Kayseri Spor 1, Atakaş Hatay Spor 0, Çaykur Rize Spor 0, Fraportav Antalya 0, Gaziantep Futbol Kulübü Ayşe 0, GZT Giresun Spor 1, Aytemiz Alanya Spor 3, Altay 0, kendi evinde İttifak Holding Konya Spor'a yenildi Altay 1-0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2 olarak sonuçlandı 23. hafta. Puan cetveline baktığımızda Trabzonspor'un 54 puanla lider olduğunu görüyoruz. İttifak Holding Konyaspor en yakın takipçisi Konyaspor 45 puanda, Konya'nın da bir maçı eksik. Tabii Trabzonspor'a baktığımız zaman Fenerbahçe'ye 17, Beşiktaş'a 18 ve Galatasaray'da 27 puanlık bir fark attığını görüyoruz. Trabzonspor'un Galatasaray'ın da küme düşme potasında bulunan takımlara iyice yaklaştı. Aralarındaki puan farkı 4 civarında duruyor Galatasaray'ın. Evet, Galatasaray kazanmayı unuttu diyoruz. Neden öyle söylüyoruz? Son 12 karşılaşmada sadece bir galibiyet elde etti. Galatasaray 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken tek galibiyetini de Antalya Spor karşısında aldı. Dinleyicimizi alacağım ama biraz bekletiyorum. Galatasaray'ın Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenirken maçın son dakikalarında tribünlerde yönetim istifa tezahüratları gene yükseldiğini belirtmek istiyoruz. Galatasaray transferde de adım atmaya başladı. Gerson Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica kulübüne 1,5 milyon euro düzeyinde bir ücret ödeneceği konuşuluyor. Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın İspanyol basında yeni bir iddia ortaya atıldı. Mundo Deportivo'nun haberine göre aslan Barcelona'nın kalecisi Pena ile yaptığı görüşmelerde büyük bir yol kat etmiş. Transfer hızlı bir giriş yapan ve 3 isimle sözleşme imzalayan Trabzonspor adı Fenerbahçe ile alınan Taha Altıkardaş başta olmak üzere Kerem Şen ve Batuhan Kör transferler için Bursa Spor'la prensip anlaşmasına vardı haberleri çok fazla gazetelerde yer alıyor. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da forma giyen kaleci Uğurcan Çakır performansıyla Avrupa'nın zirvesine yaldı. Bunun detayını birazdan gireceğim. Devam edelim. Spor Toto'nun 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaştı. Trabzonspor sahasından 2-1 galip ayrıldı. Bordo Maviler galibiyetin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle beraber sokağa döküldü. Trabzon'da yoğun sevgi gösterileri vardı. Hull City satın alan Acun Ilıcalı ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı. Alahyar'ı transfer etti. 4,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %50 pay karşılığında Alahyar Hull City'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de Sivas deplasmanından sakatlanan ve maça devam eden futbolculardan Serdar Aziz ve Filip Novak'ın durumları da belli oldu. Novak'ın 6 hafta gibi sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor. Serdar'ın da sakatlığının yanı sıra biliyorsunuz kart cezası
az da durum var. Böylece bir maç kaçırmış gibi gözükecek. Yani o da 2-3 maç gibi gözüküyor. Serdar'ın sakatlığını tam anlamıyla iyileşmiş. Zaten arada olduğundan dolayı çok fazla bir şey kaybetmemiş olacak Serdar Aziz'den Fenerbahçe. Evet, konu başlıklarımız 3 aşağı 5 yukarı böyle. İsterseniz ilk dinleyicimizle beraber de ters köşe açalım. Günaydın. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi Bursa'dan Ergin ben. Buyurun Ergin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi ben öncelikle Uğurcan Çakır'ı çok tebrik etmek istiyorum. Benim gözümde Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden birisi. Siz de biliyorsunuz ki geçen hafta bu Vişak konusunda konuşmuştuk Cuma günü. Trabzon taraftarı yerden yere vurmuştu. Evet. Performansından dolayı. Şimdi acaba yere göğe sığdıramıyordur diye umuyorum ben şimdi. Ya bence inanılmaz zaferin yarısıdır abi. Yani Trabzonspor takımına sahip çıkarsa şampiyonluğa uzanır yani lig sonunda. Ama Trabzon taraftarı takıma sahip çıktın yani abi. Bir bugüne de abi, kadar Trabzonspor taraftarı takımına hep sahip çıktı. İyi günde de olsa kötü günde de olsa takımına hep destek verdi. Ufak tefek eleştiriler oldu ama onun haricinde herkes genel anlamda takımına herkes sahip çıktı. Teknik kadrosundan başkanına yönetime kadar herkes takıma sahip çıktı. Abi ben pek öyle düşünmüyorum ya. Şimdi yani daha geçen hafta gördük ki Edin Büşe daha ilk maçına çıkmış adamı hemen eleştiriyorlar yani. Şimdi de yere göğe sığdıramıyorlardır bir Trabzon'da. Ben öyle tahmin ettim. Abi bir de bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu ligde büyük takımı düşürürler mi sizce? Ya ben büyük takımların düşeceğine ihtimal vermiyorum. Tabii ki düşürürler. Eğer düşme potasına gelirse, eğer kaybederse maçları tabii ki düşürürler. Niye düşürmesinler? Kimsenin ayrıcalığı yok ligde. Ama ben Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi büyük takımların yani düşme potalarına inebilirler ama düşeceklerine ihtimal vermiyorum. Yani kazanarak hop oradan çıkacakları ihtimal veriyorum. Daha önce de bu dönemler yaşandı. Fenerbahçe'de de yaşandı. Düşme potasına geldi. Daha sonra çıktı. Galatasaray 81-82 sezonda galiba öyle hatırlıyorum. O da düşme potasına gelmiş ama kurtulmuş yani. Ondan dolayı ben düşecekleri ihtimal vermiyorum ama düşürürler mi? Eğer düşeceklerse düşürürler. Niye düşürmesinler? Peki abi mesela diyelim şu an 16 maç mı var? Kalan anlamında mı? Aynen. Evet. Diyelim hepsini yenildi bu. Yani hepsini işte, yenilirse düşer zaten Galatasaray. Yani bir şey yapamazlar değil mi o konuda? Yani ne demek istediğini tam anlamayamıyorum. Yani düşürmezler anlamına getirmeye çalışıyorum ama 16 maçın 16'sına kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe veya X bir takımı kim olursa olsun isim anlamını söylemiyorum. Düşme hakkı varsa düşer. Niye düşmesin? Evet. Tamam abi. Bir de ben Trabzon taraftarına tek bir şey söylemek istiyorum. Bu Edin Vişe konusunda arayıp görüşlerini bildirirseler sevinirim abi. Peki, teşekkür çok teşekkürler. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkürler. Demiş olduğum gibi yani puan cetvenine baktığımızda evet Galatasaray'ın şu anda düşme potasında olan bu sene biliyorsunuz 4 takım düşecek ligimizden. Fırfırtav Antalya'nın 24. Galatasaray'ın da kaç puanı varmış? Evet 24'e 27 gözüküyor. 3 puan fark var arada. Yani kritik bir noktada Galatasaray ama kalan maçlarını mutlak surette kazanacaktır Galatasaray. Tahmin ediyorum çünkü transfer anlamında hamle yapmaya başladı. Ben mesela dün Trabzonspor maçında ilk 45 dakika özellikle Galatasaray'ı çok beğendim. Onu da belirtmemiz lazım. Belki orada verilmeyen bazı bir penaltı var. O penaltı verilse çok daha farklı noktaya gider mi maç gidebilir. Ama onu söyleyeyim yani Galatasaray ilerisi açısından yavaş yavaş umut vermeye başladı. Gerson Fernandes transferi olacak, kaleci olacak. Bir iki tane daha transfer yapacak Galatasaray. Eğer 3-4 transfer yapar ve direkt takıma katkı sağlarsa bunlar Galatasaray'da kazanmaya başlayacaktır. Kazanma adına seriler yakalayacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra da ters köşeye telefon almaya devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet ters köşe reklamlardan sonra devam ediyor. Bugün 3 bağlantımız olacak. Bir Trabzon bağlantısı yapacağız. Bir Fenerbahçe'de bazı gelişmeler var. Bir de zaten haftanın değerlendirmesi anlamında, hakemlerin performansı anlamında da hakem yorumcumuz Ömer Faruk Ünal'a bağlanacağız. Bu bağlantı sırasında tabii ki mesaj atarsanız da soru sorarsanız da bağlanan yorumculara da sorularınızı ileteceğimi belirteyim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İstanbul'dan Ahmet ben. Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Aygün abi, öncelikli olarak Fenerbahçe hakkında bir şey sormak istiyorum. Bu transferler konusunda hala bir gelişme olmadı. Bununla alakalı olarak bir gelişme var mı? Yani bir şunu sormak istiyorum, yani söylemek istiyorum. Şimdi tamam, İsmail Hoca işte başkanla bir araya geleceğiz. Takıma bir takviye yapılmak istediğini belirtiyor. Ama şimdi İsmail Hoca 6 ayına gelen bir teknik direktör. Yani Steven Kulkur gibi bir olay olabilir mi? Yeni gelecek olan isim bu ara transfer dönemindeki futbolcuyu istemezse ne olacak? Bu anlamda bir mali kayıp da olabilir. Yani şunu söyleyeyim, gazetelerde görüyorum ben. İşte o geliyor, bu gidiyor, onu transfer etti Fenerbahçe, bunu transfer etti. Ama ben bu dönemde Fenerbahçe'nin transfer yapacağına ihtimal vermiyorum. Yani en azından bir forvet dahi gelmeyecek gibi gözüküyor. Ben de aynı kanaatteyim de. Bir ikinci konu Aygün abi. Şimdi sizin her zaman dediğiniz bir demeç vardı. Trabzon hakeme ihtiyacı mı var? Yani şunu söylediler. Şimdi, yani evet, ama dünkü maçı söyledim zaten. Ben de şunu demek istiyorum. Şimdi Trabzon hakeme ihtiyacı yok ise, dünkü maçta Galatasaray verilmeyen penaltı verilmiş olsaydı, ki ben bunu art niyet arıyorum. Yani niye bir VAR'a gidilmez? Bu kadar itiraz karşısında niye VAR'a gidilip de incelenmeden? Aynı pozisyonda bir sonraki pozisyonda VAR'a gidiyorsan bunu da gitmen gerekiyordu, doğru. Kesinlikle. Şimdi burada dün 2-0 olmuş olsaydı maç, ben bir Fenerbahçeli olarak bunu söyledim. Dün 2-0 olmuş olsaydı maç, Galatasaray mümkün değil o maçı vermezdi. Yani çünkü oynadığı futbol ile olsun, mücadelesiyle olsun, hı-hı, mükemmel bir futbol sergiledi. Yani Trabzon'un bırakın beraberliği alması bile benim için çok yani mucizeydi dünkü maçı izlerken. Şimdi ben de şunu söylüyorum, sizin demecinize istinaden diyorum. Şimdi Trabzon hakemlere ihtiyacı yok. Şunu söyledim bak. Şimdi son haftalarda bak şunu söyledim. Ha, bir maç, iki maç, üç maş, beş maç. Trabzon'a yani ben bu kadro, yani şu kadrosunun hakeme ihtiyacı yok. Ama hakemlerin maalesef yapmış olduğu hatalardan dolayı onları da Trabzon'a mal etmenin yanlış olduğunu söyledim. Evet, Trabzon'a da hatalar yapıldığını, özellikle son haftalarda hakem hatalarından dolayı bu tip yorumların yapıldığını da söyledim. Dünkü maçta da az önce söyledim. Yani bir tane Galatasaray'ın ilk penaltısının verilmediğini söyledim. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani hakem hatalarını da Trabzon'a yüklememizin yanlış olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani Trabzonspor ligimizin iyi bir kadrosuna sahip mi? Sahip. Trabzonspor ligimizde iyi oynayan bir takım mı? Genele baktığımız zaman. Yani ligimizin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi mi? Futbol anlamında olabilir. Belki kötünün iyisi olabilir. Ama futbol anlamında Trabzonspor şu an oynamış olduğu futbolla burada olması hak etmediğini mi düşünüyorsunuz? Ben hak etmediği kanaatinde değilim. Bakın, ben şunu demek istiyorum. Futbol, şimdi kalkarsınız 3 maçta bir takımı katledersiniz. 4. haftadan itibaren o takımın zaten motivasyonu düşer. Bunu yaşadık. Yani Türkiye'de bunu birçok kez yaşadık. Şimdi Trabzonlular 2-3 haftadır kalkıyor, bağlanıyor, bir pozisyon takılı kalıyor ve bunu sürekli dile getiriyorlar. Acaba ben şunu merak ediyorum. Dünkü maçta Galatasaray 2-0 önde olmuş olsaydı, ki Konya ile arasındaki puan farkı da bir maç eksik olmasına rağmen 6 puanla düşürdü. Konya'nın kazanacağına ihtimal verme ama. Şimdi Konya belki kaybedebilir, tamam. Bilmiyoruz ki. Bakın Aygün abi, ben kazandı demin. Bir maç eksik 6 puandı. Yani Trabzon'un Konya'yla da maçı vardı. Belki Konya Başakşehir'i yenecekti ve puan farkı eşitlenecekti. Yani Konya'nın şampiyonluk umutları yeşerecek veya da işte iddialı pozisyonu, tam manası iddialı pozisyona girecek. Biraz Trabzon gibi. Şimdi ben de merak ediyorum Trabzonlu arkadaşlara. Ya dünkü maç hakkında düşünceleri nedir? Niye bu kadar en ufak şeyde hakemlere yüklenilirken bugün kalkıp da bakalım ne diyecek arkadaşlar? Çünkü benim kanaatimce burada yenilmiş. Tam Galatasaray'ın belki kötü oynamış olabilir. Belki bir hakem hatasından dolayı bunu Trabzon'a mal etmeyebiliriz. Ama el insaf, bu sezon Trabzon hakem hatalarından dolayı kaç puan kaybettiğini hesaplarken bir de aldığı puanları hesaplasınlar. Peki. Onu dile getirmek için. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ ol, çok mersi. Tabii dünkü maçın baktığımız zaman, yıldızı anlamına baktığımız zaman da Uğurcan'ı söylememiz lazım. Hakikaten dünkü maçta, dünkü derbide, Galatasaray-Trabzon maçında Uğurcan'ın da yaklaşık 2 veya 3 tane %100 net golü de net gol pozisyonunda çıkardığını belirtmemizde fayda var.
demin de söylemiş olduğum gibi ilk 45 dakika itibariyle Galatasaray'ı ben çok beğendim. Oynadığı futbolla ilgili çok beğendim. İlerisi açısından umut verdi ama ikinci yarıda tabii yapılan hatalar, o Taylan'ın yapmış olduğu hata, işte kalecinin hatası, bu hatalar maalesef takımın, iyi giden bir takımı biraz moralini bozmuş olabilir. Yani biz çok iyi oynadık ama çok iyi oynamamıza rağmen gene kazanamıyoruz anlamında, psikolojik anlamda belki bir sıkıntı yaşayabilir Galatasaray futbolcular, ama gene aynı şeyi söylüyorum. İleriki haftalarda eğer bu transferler, işte Gerson Fernandes transferi gerçekleşti, bugün yarın takıma gelecek, işte kaleci geliyor, bir iki tane de takviye yaptığı zaman Galatasaray o özlenen, herkesin istediği Galatasaray moduna doğru gidecek gibi gözüküyor. Günaydın. Günaydın. Ankara'dan arıyorum. Emre ismim, Aygün abi, nasılsın? Teşekkürler Emre Bey, iyiyim, nasılsınız? Çok mersi. Teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftarıyım abi. Buyurun Emre Bey. Katılıyor musunuz demin Ahmet Bey'in söylediklerine? Ahmet Bey'in söylediklerine katılıyor muyum? Hani şöyle, o pozisyon penaltı. Evet. Hani Makayemen'in bastığı pozisyon. Evet. Hiç sıkıntı yok. Verebilirdi. Biz Trabzon'da 2-0'dan Galatasaray'a döndük. Yine dönebilirdik. Ama hani şöyle de bakmak lazım. Halil Dervişoğlu'nun Bruno Perez'e yaptığı hareket evlerden uğrak. Kimse söylemiyor. Sabah Mert Bey'i de dinledim, Ali Bey'i de dinledim. Hiç bahsetmediler bile. Yani siz gördüğünüz pozisyonu bilmiyorum ama ya katil gibi isteyerek bastı. Ama bir şey söyleyeyim. O pozisyonda yani kasti bir hareket yok. Ayakta basma. O sarı kart verilebilir. Ama şunu söyleyeyim. Yani orada çünkü topa atıp geçme anlamında, yetişme anlamında, yani bir anda öbür tarafa bakıp arkadaşına bakma anlamında görmemiş de olabilir ayağa basma. Onu sonra söyleyeyim. Yani onda bir kasti bastı dememiz yanlış olur. Açıkça söyleyeyim. O pozisyonu çok iyi hatırladım da. Aynen. Ya şimdi o konuda Makayeme de kasti basmadı. Hani şeyin ki Dersville'in pozisyonu penaltı. Kasti basmadı. Ama Makayeme de arkadan geliyor. Ama Makayeme basmasıyla beraber düşüyor ama bak şimdi. Şimdi ya, çok ufak bir hamleyle. Ama ceza sahası için. Şimdi o hamle dışarıda olsa faul verir misin? Verirsin. Normalde faul. Bence faul ve penaltı. Ama öbürü de o zaman hani kasti ve gaddarca basıyor. Yani hani sen kırmızı verebilir miydi? Verebilirdi kırmızı. Olabilirdi belki. Sarı versin abi. Halil'in yaptığı çekiyor, itiyor. Yani yaptıkları Allah, yani evlerden ırak. Yani 4 kere sarı kart görmesi lazım. Hani o kadar gaddarca müdahaleler yapıyor. Hani biz hakemle kazandık diyor arkadaşlar. Eyvallah, hakemle kazanmış olalım. Ama ya yıllardır bu hakemlerle oynanıyor abi bu lig. Yıllardır aynı hakemlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şampiyon oldu. Ya şimdi ne oldu? Yani Trabzonspor hafif bir başını kaldırdı da ne oldu? Yani bir seferde biz olalım. Hakemlerle de olsa biz olalım bu seferde. Peki. Yani peki. Bıraksın arkadaşlar. Hani Konya şey yapıyor Fenerbahçe'yle arkadaşlar. Ya bırak Fenerbahçe'yi konuş. Konya şampiyon olacakmış da olmayacak mı? Olacaksa olsun abi. Başakşehir geçen sene, bir önceki sene Trabzon'la baş başa giderken Başakşehir oldu. Yine bizim hakkımız yendi o Başakşehir maçında. Hiçbir Fenerli bağlandı mı sana? Kurban olayım Aygun abi. Allah'ını seviyorsan. Trabzon'un hakkı yendi dedin mi? Valla bağlananlar oldu. Açıkça söyleyeyim. Çoğu dönemde şöyle sana söyleyeyim. Şampiyonluğun Trabzon'da olması gerektiğini söyleyen çok kişi oldu. Ya kesinlikle olmalıydı ama olmadı. Ne yapalım? Oldu. Olmadı dersek yanlış söylemiş olduk. Oldu. Oldu aynen. Ya biz şampiyon olmadık diye dedim. Üzüldük, kahroldu. Hayır, bağlanan oldu yani. Başakşehir'in Trabzon'un şampiyon olması gerektiğini söyleyenler de oldu. Onu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle onu anladım. Ama biz şampiyon olamadık. Ne yapalım? Yani taş bastık bağrımıza ama bu sene de biz olalım abi ya. Peki. Hayır. Bir sevinelim ya. Peki. Kurban olayım, bir sevinelim ya. Yok, kimse size bir şey demiyor zaten. Kimse Trabzonspor'a. Ya şimdi bu hakem hatalarından dolayı, bu hakemlerin vermiş olduğu kararlardan dolayı maalesef takımlardaki futbolcuların alın terlerine maalesef laf söyleniyor. Yani ben sahadaki futbolcuların alın terlerine her zaman saygı duyuyorum. Ha bir maç kollarsın, 3 maç kollarsın, 5. Ya arkadaş 23. hafta. Yani bir takım 23 hafta kollanmaz. Hadi yani 3-5 maç kollanırsın. Her takımda olabilir bu. Ama yani Trabzon'un, işte ne bileyim Beşiktaş'ın, ne bileyim veya Konya'nın, ne bileyim Aytemiz Alanya'nın da hakemlerle buralarda olduğunu söylememiz yanlış olur. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Abi bir de çok küçük Hakan abiyi çok seviyoruz. Hangi Hakan abi? Böyle... Bizim ana kumandadaki Hakan abi mi? Ana masada hani telefonları bağlayan Hakan mı? Yoksa ya, onu da Hakan çok Can seviyoruz mı? Da Hakan Can tabii ki. Tabii. Çarşambalar o Hakan.
Hakancan biliyorsun. Çarşambaları inşallah biraz uzatırsınız o programları. Peki, teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Saygılar abi. Sağ ol, görüşmek üzere. Ya demin de söylemiş olduğum gibi yani bu hakemlerimiz maalesef düzgün yönetseler, gördüklerini çalsalar, VAR'la irtibat halinde olsalar, o pozisyonda VAR'ın da devreye girmesi lazım. VAR'la irtibat halinde olsalar aynı pozisyon vermiyorsun, bir sonraki pozisyonda ayağa basmaya veriyorsun. Ondan sonra da insanların kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Belki Galatasaray 2-0 yapacak, belki Galatasaray 3-4-0 kazanacak veyahut da Galatasaray 2-0 kazanmasına rağmen belki de maç 2-1 bitmeyecek, dün anlamda söylüyorum. Belki de Trabzonspor 4-2 kazanacağız. Bilemeyiz skorun sonucunun ne olacağını bilmemiz mümkün değil ama kardeşim gördüğünü çal. Gördüğünü ver. İnsanlar da bugün işte kafalarında soru işareti olmasın. Herkes net bir şekilde evet kardeşim bizim penaltımız yaptı. Bizim futbolcumuz hareketi yaptı. Penaltıydı. Ama biz gördüğünüz gibi işte çıktık. 2-0'dan maçı aldık veya kaybettik desin insanlar rahat rahat. Ama işte insanların kafasında soru işaretleri bırakıyor. Maalesef bu MHK. Bu hakemlerin %40'ı önümüzdeki sezon olmayacak diyen MHK başkanının bu açıklaması basınla yapmış olduğu bu sohbet. Bu %40 bütün hakemlerin de kafasını karıştırmış vaziyette. Kulüplerin sık sık gidip MHK'yi hakemleri şikayet etmesi, MHK'nin de hakemleri ortaya atması Türk futbolunu hakikaten çekilmez bir noktaya getirdi. Bütün işte görüyorsunuz işte maçları, ilgileri görüyorsunuz azaldığını, iyice günden gün azaldığını görüyorsunuz. Günaydın. Günaydın abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Ben Trabzon'dan Orhan Baş. Buyurun Orhan Bey. Aygün abi, Trabzonspor hak ederek kazandığı bir maç oldu. İkinci yarı özellikle çok güzel futbol oynadı. Galibimiz Uğurcan Takır'a çok çok teşekkür ederiz. Valla Uğurcan, ben sana söyleyeyim mi, fark olabilirdi o maç. Açıkça söyleyeyim, 2 tane 3 tane %100 net pozisyon çıkardı. Ya zaten onun için Avrupa'da büyük ihtimalle sezon sonu gidecektir. Yani takipteyle, yani iyi bir galeci olduğu için Avrupa takip ediyor onu. Ahmet Can harika bir futbolcu. Zaman zaman oynayıp üstüne koya koya stoper sıkıntımızı çözecektir. Hı hı. Yani bir, ikincisi Trabzonspor'un kadrosunda şu anda şişiklik var. Kouassi, ne var? Şişiklik. Yani şişiklik, fazlalık anladım. Hı hı. Kouassi var. Hamşik oynamadı iki maçtır. Hamşik var. Hamşik riske etmedi zaten yani. Çünkü Adele sakatlıkları sıkıntılıdır. Onu söyleyeyim, araya gireyim de. Adele sakatlıkları sıkıntılıdır. Aynı yerden bir daha ciddi bir şekilde sakatlanırsa bu sefer geri dönüşü çok uzun sürer. Ondan dolayı hoca şey yapmadı, riske etmedi. Abdullah Hoca bu konuda çok çok bilinçli. Onun için riske etmiyor. Gerçekten tebrik ediyorum. İyi ki oynatmamış. Yani yenilsek de şey değil. Bir arkadaş aradı da dedi ya, bu transfer Edin Gülsay'ı yerden yere vurdu. Halbuki öyle bir şey yok. Yani biz onu yerden yere vurmadık. Bakasetas iki pozisyon kaçırdı, penaltı kaçırdı. Eleştirilmiş olabilir ama Bakasetas'ı bu taraftarlar inanılmaz seviyor. Yani Trabzonspor'da dün aslında baktığın zaman hem Bakasetas anlamında, Edin Vişka anlamında baktığında son haftalarda işte iki penaltıyı arka arkaya kaçırmasından dolayı belli bir tepki vardı Bakasetas'a. Bir şey söyleyeyim, şimdi bir kenara bırakalım. Ya illaki olur. Edin Vişka da geldiğinden beri işte 2-3 maçtır çok fazla bir varlık gösteremeden de biraz da tepki de vardı. Bu iki futbolcu da dün işte maçı çevirerek hiç olmazsa bunlara da bir şekilde göğüs germiş oldu veya cevap ama vermiş oldu. Aygın abi, yani Edin Vişan'ın oynadığı maçlara bir bakar mısınız? Bir Sivas karlı, Trabzon'da soğuk ve yine samurlu bir ortamda daha adapte olamadan. Orada futbol olarak Giresun maçında Giresun inanılmaz bir savunma yaptı Trabzonspor'a karşı. Yani inanılmaz bir alan kapatması yaptı. Orada futbol oynamak o kadar kolay değil ki. Orada kendini gösteremezsin. Kimse o maçların ikisinde de kendilerini gösteremediler. Ama böyle zemini güzel, saha hava güzel olduğu zaman futbolcularımız kendilerini gösteriyor onda zaten. Onda Galatasaray yönetimi tebrik etmemiz lazım. Onu da söyleyelim yani. İstanbul'da inanılmaz bir kar yağışı vardı. Ve o yağışa rağmen Galatasaray'da tebrik etmemiz lazım. Zemin inanılmaz bir şekilde maçı hazırdı. Yani o dünkü maçta da abi o kırmızı karttı bize, bastı, bileğine bastı abi. Göre göre arkasından koşuyor. Nasıl görmüyor ayağını? Biler bile onu nasıl vermez? Bir ikincisi o pozisyon, yorumcuları dinledim. Penaltı değil abi o pozisyon. Orada penaltı yani pozisyon. Verilebilir abi. Bak eline de vuruyor.
Hayır, eline vurmuyor. Bak hayır, vuruyor. Eline vurmuyor. Hayır, hiç vurmuyor. Bak, bir şey söyleyeyim sana. Bak sevgili kardeşim. Süsleriniz göreceksiniz. Eline sevgili kardeşim, eline vursa top yön değiştirir. Şimdi bak. Ben doğruyu söylemeye çalışan bir insanım elimden geldiğince. Ben burada Trabzonspor'u, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı savunacak bir insan değilim. Öyle haddim de değil yani. Onların kulüplerinin kendi yöneticileri var. O pozisyonda eline çarpmıyor net. Eline en ufak bir çarpsa bak göğüsten gelerek gidiyor. Bir açısı var. Sanki o açıdan baktığın zaman eline çarptı zannediyorsun ama öyle değil. Eline çarpmış olsa topun yönü değişir. Bak göğüsten ikincisi yani, o pozisyondan sonra ayağına basıyor. Şimdi ayağına basma. Ceza sahası içerisinde ayağına bastığın an penaltıdır. Ayak basmayı dışarıda yaptığın zaman faul ve sarı kart verir. Doğru mu? Ya doğru. Doğru kesinlikle. Yani onu diyorum sana. Orada top yani, ele çarpmıyor ne sana söyleyeyim. Akşam yorumcular İşte bak bu yorumcuların yanlış yorumları da insanları yanlış yorumlatmaya yöneliyor. Bak yorumcuların veya bazı hakem yorumcularının yanlış yorumları da insanları farklı yorumlara götürmeye çalışıyor. Ama gördüğümüz net. Ya futbol çok basit aslında. Çok basit. Kurallar belli. Ceza sahası içerisinde faul olduğu zaman yani ayağına basma olduğu zaman ki o basmadan sonra futbolcu gidemiyor. Dikkat ettin mi? Düşüyor gidemiyor. Düşüyor. Kesin. Ama bak o pozisyondan önce kırmızı kartı vermiş olsa Trabzonspor öyle duruma düşmeyecek. Hayır, o pozisyon ilk pozisyon. Ondan sonraki pozisyon senin dediğin daha farklı pozisyon. Aralarında dakika farkları var. O penaltı olsa... Ya bir de akşam mesela hakem Aygün abi ya inanılmaz kart vermedi ya. Bizimkileri hemen gösteriyor Trabzonspor tarafta futbolcularına. Ama Galatasaray'la vuruyor, itiyor, şey yapıyor. Yok abi kart göstermedi bir tanesine ya. Biz nasıl şey yapacağız ki? Peki. Ya bir de Fenerbahçeli arkadaşlar arayıp devamlı Trabzonspor'un hakemlerine gittiğini söylüyor. Ya o şey vardı. Ya bir kişi aradı bağlandı. Bak bir kişi bağlandı. Yok dün geçen de aradılar bir gazeteci. Elvan Elfol gibi topu atıyor dışarı penaltı vermiyor. Ona hiçbir var müdahale etmiyor. Ona kimse yorum yapmıyor. Yani Trabzonspor'a gelince herkes hakem kesiliyor. Özellikle de Fenerbahçe taraftarları Trabzonspor'u yerde yere vuruyorlar. Hakemden gidiyor hakemden. Ya ayıptır ya. Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Sağ ol. Kolay gelsin. Şimdi dediğim gibi yani o pozisyonda ele çarpma yok. Net bir şekilde söylüyorum. Ele dokunma bile yok. Ele dokunmuş olsa topun yönü değişir. İkincisi o pozisyonla ilgili ceza sahası içerisindeki pozisyonla ilgili. Hatta ben şeyi beğeniyorum. Deniz Çoban Hoca'nın yorumlarını beğeniyorum. Emre Kılınç'ın ceza sahası işte Vakayemen'in pozisyonu. İlk işte ilk dakikalar 10-12 mi 13 mü öyle bir şeydi tahmin ediyorum. 13. dakika tahmin ediyorum. Evet 13. dakika. Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisinde Vakayemen'in müdahalesi yerde kaldığı pozisyonla ilgili dün akşam hakem yorumcuların %99.9'u dinlediklerimi söylüyorum. Belki dinlemediğim vardır. Belki onlardan bir tanesi yok gerek yok demiştir. TRT'de dinledim mesela. TRT'de hakem yorumcusu penaltı dedi. Yayıncı kuruluş penaltı dedi. Diğer kanallardaki hakem yorumcularına da baktığımda hepsi aynı şeyi söyledi. Yani o pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Ele çarpma kesinlikle yok. Zaten çarpsa topun yönü değişir. Dikkat edin. Göğüsten geliyor. Ama bir açısı var. Sanki o açıdan baktığın zaman eline değmiş gibi gözüküyor ama alakası yok. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet saatlerimiz 10.32'yi gösteriyor. Telefon almaya devam ediyoruz. Allah yarda bir tek daha söyleyeyim. Hull City ile transfer oldu. Miyazek de biliyorsunuz görüşülüyordu ama Miha maalesef kabul etmedi Hull City'ye gitmeyi. Allah yarda Acun Ilıcan'ın sahibi olduğu Hull City kulübüne transfer oldu. 4,5 milyon euro para alacak Fenerbahçe Spor Kulübü bu transferden. Eğer Allah yarda orada başarılı olursa, farklı bir kulübe satış olursa satıştan da %50 para kazanmış olacak Fenerbahçe Spor Kulübü. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ömer ben, İzmir'den arıyorum. Buyurun Ömer Bey, hoş geldiniz. İzmir'de hava nasıl Ömer Bey? Havalar nasıl İzmir'de? Abi etrafımızda kar yağıyor, soğuğunu biz çekiyoruz. O ne demek? Abi şu an İzmir -3 derece. Ama ne kar var ne bir şey var. Bildiğiniz kuru ayaz var. Oo çok kötü ya. Fena o. Yani onu diyorum yani etrafımızda her yere kar yağıyor, soğuğunu biz çekiyoruz. Ben anlamadım. İstanbul karlar içinde, bütün Türkiye karlar içinde, siz orası ayaz. Doğru. Evet, o da abi, fenadır abi. Ya. Buyurun Ömer. Benim ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı.
Benim biraz konum farklı olacak. Peki. Ben bölgesel amatör liginden Bitlis Özgüzelleri adına konuşmak istiyorum. İçin konuşmak istiyorum. Buyurun. Ben bir de bakayım. Bölgesel amatör liginden kim dedin? Bitlis Özgüzeldere Spor. Peki buyurun, bekliyoruz. Buyurun. 9 maç, 9 galibiyet ve 0 yediği gol. Aferin be. Helal olsun. Yani kendim aslen Bitlisliyim. Takımımla gurur duyuyorum, şehrimle gurur duyuyorum. Sadece bunu söylemek istedim. Bölgesel amatör lige biraz destek verilirse... Bal ligine destek. Bal ligine destek olması lazım. Evet. Şimdi baktım. Ben bilmiyordum, açıkçası sana söyleyeyim. Nereye gitti ya? Bir yandan da bu şeylere biliyorsun, sayfalara da bir yandan lank reklamlar geliyor her yerden. Tam böyle sayfaya çok... 27 tane şey yok. 9. 9'a 9 gitmiş. Attığı 27. 7-0. Evet. 27 artı 27 avaraj var. İnanılmaz ya. Evet, vallahi helal olsun ya. Ben sadece bununla ilgili konuşmak istedim. Bir de ben Fenerbahçe taraftarıyım. Dün akşam Trabzonspor maçını, Galatasaray maçında hakemlik hiçbir şey yoktu. Trabzon anasının aksütü gibi bir 3 puan kazandı. Ya o ilk pozisyon var ya, herkesin kafasına takıldığı ilk pozisyon var ya. Kerem'in Vakeyemen'in ayağına basarak düşürdüğü pozisyon. Bence bir şey yok. Peki. Bence bir şey yok. Hani şöyle penaltı olarak, penaltı yani. Ha, bir şey yok dersen bence şimdi. Penaltı. Yani bir şey yok dedim şey de diyorlar, ondan dolayı dedim ha. Hayır şey olarak bence penaltı, %100 penaltı. Ama yani Trabzonlu arkadaşlarım da hani böyle çok özür dilerim, triplere girmesine gerek yok. Zaten şampiyon belli. İkinci ve üçüncü kendini belirleyecek artık. Allah bize de yardım etsin Fenerbahçe olarak. Ne yapacağımızı biz de biliyoruz. Peki, çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, çok mersi. Valla Bitlis Özgüzeldere Spor'u da tebrik etmek lazım. Şu an tarihi bir başarıya gidiyor. 9'da 0. 27 gol atmışlar ve gol yememişler. Helal olsun. Hakikaten bu tip şeylerde bizi uyarırsanız hiç olmazsa bizler de bu haberleri paylaşma imkanı bulmuş oluruz. Tebrik ediyoruz Bitlis'teki kardeşlerimizi, futbolcu kardeşlerimizi. Murat Çapar, abi yayınlar. Ben bir Fenerbahçe taraftayım. Abi bağlanamıyorum. Dua etsinler, bağlansam neler söyleyeceğim de içte bağlanamıyorum. İyi ki liderden uzağız abi. Yakın olsak neler neler söylerlerdi. Bizim için farkında mısın? Fenerbahçeli kimse uğraşmıyor, kimse uğraşmıyor demiş. Fenerbahçeli kimse uğraşmıyor, kimse uğraşmıyor demiş Murat Çapar. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Kimle görüşüyoruz? Ben Uğur Pekşen abi. Teşekkür ederim. İyiyim. Buyurun. Hizmetle karın yanında, sobanın dibinde sizi arıyorum. Uğur Bey neredesin şu anda? Abi Bolu Mengen'deyim. Alanya'dan gittim. Ben de Bolu Mengen. Ahçılar diyarı. Ahçılar diyarı. En lezzetli yemeklerin yapıldığı yer. Ahçılar diyarı. Ben de yaparım abi. Ben de yaparım da yaz gelsin misafir edeceğim sizi abi. Peki inşallah. Buyurun Uğur. Yaz gelsin. Buyurun, güzel yemekler. Aygün abi. Niye hakem taraftarıyım dedim biliyor musunuz bağlandığımda geçen? Şöyle abi. Şimdi 32 puan Fenerbahçe kaybetmiş abi. 33'te Beşiktaş 65. 42'de Galatasaray 107 puan. Ya bu 107 puanın hepsi hakemlerle kaybedilmez ki. Bunun tek bir cevabı var, kötü oyun. Yanlış mı abi? Doğru. Doğru he. Şöyle. Şimdi elimizden gelen ne biliyor musun? Çok fazla maça da gidebiliriz İstanbul'da yaşamamız için de. Yani 20-30 liralık pazardan aldığımız şapkayı lisans ürün diye Fener'in mağazasından 80-90 liraya sipariş etmek. Başka bir katkıda bulunamıyoruz da. Şimdi Aygün abi şundan bahsetmek istiyorum ben ya. Geçmişte, yakın geçmişte Volkan Şen, Yusuf Şimşek gibi oyun soğutmaya yönelik oynayabilen, yani Murat Yakın gibi oyun soğutmaya yönelik oynayabilen, son dakikalara üstünlüğünü koruyup maçı kazanma hamlesi diye alabildiğin futbolcular vardı. Çünkü ayağında topu tutarlardı. Ayağında topu tutma yani, anlamında. Yere yatıp rakibinin hakkını yiyeceğine, hakemi kandıracağına, tribünlerin önüne atacağına. Şimdi çok güzel ayağında top tutardı. Yani son dakikalara önde girip maçı kazanırdı. Farkında mısın abi? Şu anda öyle bir oyuncu profili yok. 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 Çoğu yerde, yatmakla geçiriyor vakti. yerde yatmakla geçiriyor vakti diyorum ya sana işte. Ya ama ondan daha iyi değil mi abi? İşte göze hoş gelir şekilde. Boş bir alan atarlar. Orada alırdı. Rakip takımın korner direğini oraya kadar götürür. Orada en az 2-3 dakika koyalardı.
maçı. Fenerbahçe şampiyon olduğu yıl Yusuf Şimşek'le öyle 6-7 tane maçını hatırlıyorum ben. Evet, doğru, doğru. Yusuf da ne topçuydu ya. Ayak bileklerine bu kadar hakim olan bir adam görmedim. Yazık oldu ona da. Tabii şey gibi, ben izleme şansı bulamadım da. Ben beraberdim de onu çok da iyi takip ettim. Ayak bileklerine bu kadar hakim olan bir futbolcu yok. Özel hayatı onu bitirdi. Eğer Yusuf özel hayatına dikkat etseydi, Yusuf ben sana söyleyeyim var ya, inanılmaz bir topçuydu. Evet. Ben izledim de şöyle abi, ben tribünden de şeyden de izledim de Yusuf'u, seyirciden izledim de. Vedat Okyar abimiz varmış, gösteriyorlardı. Hı hı. Devrilmeden adam 8-9 dakika top sürer mi ya, böyle bir adammış. Allah yani. Rahmet eylesin Vedat abi. Ya Allah rahmet eylesin. Şimdi o tarzda, o profilde futbolcu kalmadı bak. Böyle futbolcular olsa hakemler de tribünlerin önüne atılmaz Aygün abi. Anlıyor musun? 1-0 önde giren Galatasaray çok kişinin kuponunu da yatırmaz. Kendi camiasını da üzmez. Peki. Yani camiasını da üzmez. Yani Trabzon'u bir şekilde yener. Şimdi ben de şöyle söylüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yöneticileri taraftarını kandırmaya devam ediyor. Algı yaratıyorlar. Ben de şunu soruyorum. Trabzonspor 54 puanı hakemlerle mi kazandı? Arkadaş diyorum o zaman. Peki. Çok teşekkürler kardeşim. Sağ ol, çok mersi. Tuncay Toraman. Günaydın Aygün abi. Abi Vitor Pereira Everton'la anlaşmış. Abi şaka gibi. Sevgiler saygılar Hollanda'dan Tuncay Toraman abi. Bu 1959 önceki şampiyonlarda bir sonuç anlamadı mı daha demiş. Vallahi anlamadı hakikaten. Herhalde tahmin ediyorum Nihat Özdemir kendi döneminde bunun kararını vermek istemiyor. Görüntü o. Kendi döneminde onun kararını vermek istemiyor. Ondan dolayı bir türlü bu konuyla ilgili. Aslında bu konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bir açıklama yapması lazım. Ne oldu, ne bitti diye. Cemal Oktay. Abi günaydın. O pozisyona basmadan önce Emre ile oynuyor. Yalnız kimse onu konuşmuyor. Saygılar demiş. Cemal kardeşim, pozisyona baktığın zaman açıkça söyleyeyim sana. Bütün hakem yorumcuları da aynısını söyledi. Pozisyonun bütün açılarından izledik. Bütün hakem, bana göre tabii senin yazmış olduğun cümlelere de saygı duyuyorum ama elle oynama yok o pozisyonda sevgili Cemal kardeşim. Tabii ki bu benim yorumum. Ama senin yorumuna da saygı duyuyorum. Günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Fikret Çakmak, İzmir'den arıyorum ben de. Buyurun Fikret Bey. Çok ayaz varmış ha. Çok soğukmuş İzmir. Allah arkadaş, eksiliriz ama biz burada 2 derece daha iyiyiz. Artı 2 mi, eksi 2 mi? Artı 2. Ha, artı 2'lerdeyse. Belki o biraz daha şeyse, yukarılardaysa. Güneşli bir İzmir günü. Gayet keyifli. Kar görmektense, trafik görmektense. Doğru. Yok, bugün ben sabah geldim, aslında trafik de yoktu. Yani insanlar yok. İnsanlar İstanbul'da özellikle. İzmir'de de trafik yok, bir de şey de var tabii, okulların tatil olması da. Okullar yani. Tatil işte, bazı okullarda 2 gün ara verdiler. Bir de şey tabii, çoğu insanda tedirgin olduğu için arabalarını evlerinden çıkarmadılar tahmin ediyorum. Ondan dolayı bir şey, bu rahatlık vardı. Buyurun, buyurun. Sizin orada olabilir, evet doğrudur. Ben de Trabzonspor taraftarıyım. Hı hı. Ben şunu söylemiştim. Açıkçası kazandığımız puanlar, yani hakem hatalarıyla kazandığımız puanlardan bahsedilirse, yani kaybettiklerimizin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hakem hatasından daha çok fazla puan kaybettik. Yani birçok maçta biz bunu kendimiz hani taraftar gözüyle baktığımız için farklı yorumlayabiliyoruz ama yani tabii herkes kendi kafa, yani kendi düşüncesiyle farklı yorumlayabiliyor. Yani dediğiniz gibi penaltıyı, birimiz penaltı diyoruz, birimiz değil diyoruz. Yani bu açıkçası sizin görüşünüz tamamen. Ne peki Fikret Bey? Bir Trabzonspor taraftarı olarak, bir izleyicisi ben olarak. Ben şöyle düşünüyorum. Maç 0-0'dı orada. Evet. 13. dakika. 1-0 olacaktı maç. Yine değişen bir şey olmayacak. Yani 2-0'a dönmeyecekti bence. Ama arkadan sonra bir penaltı daha oldu ya. O pozisyondan sonra 2-0 olurdu. Ama bir tane penaltı oldu zaten. Arkadan bir daha penaltı olsaydı 1-0'dı maç zaten. Hani o hayır, 1-0 değil de. Hayır. Benim söylemek istediğim şu. O pozisyon yaşanmayacaktı belki. Hani ha, ikinci pozisyon anlamında diyorsunuz. Anladım. Aynen, gelmeyecekti. 1-0 yine devam edecekti. Yine 2-1 bitecekti. Düşüncem. Benim düşüncem böyle. Yani, anladım. Ama dediğiniz gibi mesela maç 1-0 iken o penaltı pozisyonu verilmemiş olsa, 2-0 olsa daha farklı bir şey konuşur olurdu. Doğru. Yani o 0-0'dan bir daha maçın 2-0, 3-0, yani 3-0 da olmayacağı ne malum. Hani hepsi olabilir. Ben, ya Uğurcan Cün çok iyiydi, ben söyleyeyim. Uğurcan ilerleyiş, tabii ilerleyiş anlamında söylüyorum. Uğurcan'ı artık mükemmel, Türkiye'de tutamazlar, ben size söyleyeyim. Mükemmel bir performans gösteriyor refleks olarak. Tabii penaltılarda yine bildiğimiz Uğurcan yine tutamıyor penaltıyı. Ya penaltı kolay değil yani. O bir penaltı. Şimdi bir pozisyon vardı ya. Ya bir pozisyonda vurdu. Sağa giderken solda nasıl çıkardı onu? Evet, o ilk yarıdaki pozisyon ama bence son dakikada kafa golünü çıkarttı. Babel'in vurdu, kafa golünü de çıkardı. O daha da müthişti. Yani ben onun kaleye bile gittiğini anlayamamıştım ama
kalenin direğin dibinden gol olacak bir pozisyondu. Ya bütün ya 3 tane benim saydığım belki yanlış hatırlıyor olabilirim. 3 tane %100 net pozisyon var ya. 2 tane Bobel'in, bir de dediğiniz gibi o ters ayakta yakalandı. O ters ayakta ben sonra söyleyeyim yani her kalecinin yapabileceği bir şey değil o. Toplamda 5 kurtarış yapmış. Yine kurtarış yüzdesi %83. Yani tabii, en yüksek kalecilerden biri. Çok başarılı. Biz de zaten açıkçası Trabzon'un bu genişliği... Nurcan'ın şu an Avrupa liglerinde kurtarış anlamına baktığın zaman %82 ile birinci sırada. İkinci sırada Konyaspor'un kalecisi Seyic var. Üçüncü sırada Wolves takımının kalecisi Jose Sasa var. Dördüncü sırada da Freiburg'un kalecisi var. %80'likle Mark Flecken. Dünya Kupası'nda da Uğurcan'ın, biz bu istatistiklerini takip ediyorduk. Dünya Kupası'nda da en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleciydi o zaman da. Çok fazla gol yedik o zaman ama yine de kurtarış yüzdesi o ilk 3 maçta en yüksek kaleciydi. Yani %82 hem Seyic hem de Uğurcan Çakır. Yani iki Türkiye'den iki takımın kalecisinin bence şu an Avrupa Ligi'nin 5 büyük liginin ilk ikisinde ikisi. Çok aynen, bir de yani kendi değeri olması Trabzon'un. Bir Ahmet Can'ın da oynuyor. Ya biz defans anlamında da Hüseyin'i kızarak gitti, çıktı sahada en son maçta. Biz, zaten cezalıydı. Açıkçası cezalı olduğuna sevinen Trabzon taraftarlar vardı burada. İşte ben de onlardan biriyim. O aradılar yani, iki cezalı dediler ya. Ben de onlardan biriyim ama şu var tabii, Hüseyin'in olması orta sahada Siopis'in girmesini sağlıyordu. Tabii doğru. Yani Siopis bu şeylerden dolayı artı üçler, martı üçler muhabbeti evet, de biraz. Berat'tan şu an daha iyi performans gösteriyor. Zaten maçın girdikten sonra da maçın şeklinin değişmesi Siopis'le de alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Antikin de eksikliği çok önemli bir noktaydı ama iyi kazanıyor, iyi gidiyor Trabzon. Ben iyi gittiğini düşünüyorum. Kötü oynasa bile kazanıyor. Puan farkını açarak devam ediyor. Önemli olan noktalardan biri bu. Yani biz de emin olun hakemlerden şikayetçiyiz. Trabzonspor. Evet yani yazık günah yani rağmen. Yazık yani. Şimdi iyi giden bir takımı maalesef böyle şeylerle farklı konuşmalara sebep oluyor hakemler. Maalesef. Evet. Evet, evet, teşke yani dediğiniz gibi daha düzgün, daha topun sahada kaldığı, daha uzun süreler oynandığı bir maç seyretsek ama öyle değil. Yani öyle yok ya, ortalama 40-45-50 dakika seyrediyoruz. O kadar bile izlemiyoruz, ben sana söyleyeyim. O kadar bile izlemiyoruz. Hiç denk vermiyor. Topun doğru, dışarıda olması futbola hiç denk vermiyor. Teşekkür peki, ederim. İyi sağ olun size. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Evet, Tayfun Sarı selamünaleyküm abi demiş. Çok teşekkürler sevgili kardeşim. Ümit Hamza ne demiş? Günaydın abi. Aspor muhabiri Taylan'ın maçın ilk 11'ini bir gün önceden paylaştığı iddia etti. Bu konuda ne düşünüyorsun? Öyle bir şey yok ya. Demin yukarıda onu bir arkadaşla da konuştuk. Yok efendim işte içeriden bir futbolcu dışarıya ve bazı insanlara 11'leri veriyormuş falan filan. Ya 3 aşağı 5 yukarı. Yani kadrolar belli. Zaten oynayacak olan futbolcular da belli. Yani bunlara futbolcuların üzerine bu tip şeyler atılması yanlış. İlan Kutu, Beşiktaş Malatya maçta verilen penaltı çok ucuz ve yanlış karar bence demiş. Konu Beşiktaş olunca veriliyor penaltılar demiş İlan Kutu. Günaydın. Günaydın, günaydın abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Kocaeli Gebze'den Cemil Ergül. Buyurun Cemil, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bugün mutluyuz. Evet Cemil. Sizleri bir kazandık. Trabzonspor taraftarıyım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Sevgili Galatasaraylı arkadaşlarla özleşmiş olduk. Biliyorsun ilk maçta iki tane penaltımızı vermemişti hakem. Hatırladın mı o pozisyonları? İkisi vallahi, de yerdi. Ya Cemil ben bazen diyorum ki dün akşam acaba ben ne yedim diye düşünürken sen bana geçen ilk yarının başındaki maçtaki pozisyonları soruyorsun. Bazen yok, ben diyorum ki dün akşam acaba ben ne yemiştim diye düşünüyorum, biliyor musun? Ben yaşlı bir adamım, öyle de hemen bir anda aklıma gelmez pozisyonlar. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bırak bana pozisyonları söylemeyi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi. Trabzon önümüzdeki iki maça kimle? Kasımpaşa, Konya. Helal olsun. Bak bazıları bilmeyebilir. Bak helal olsun. Bazen çünkü böyle olduğu zaman sorarlardı insanlara, bilmeyebiliyorlardı. Ama yani tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun. Kasımpaşa, Konya'ya bakacağım şimdi. Buyurun sizi dinliyorum. Şimdi sen az önce söyledin yaşlıyım maçlıyım dedin ama yani şimdi seni tanımayan bilmeyen bir insan şöyle ilk defa radyo Cemil Bey sen bana dinlese, şimdi ilk yarının dördüncü haftasındaki iki pozisyonu sordun, onu hatırlamam mümkün değil. Yok abi şimdi bir de şu ilk defa radyoyu açıp da seni dinleyen der ki ya bu Aygün Özbek herhalde 25-30 yaşlarında. Yani sağ öyle ol, bir çok ses, teşekkürler. İşte bana böyle gelin, bana böyle gelin, bana böyle gelin, bana böyle gelin.
Abi benim evet, her Kasımpaşa zaman Konya'ymış. Tebrik zaman... ediyorum Cemil Bey. Kasımpaşa Konya'ymış. Kasımpaşa deplasman Konya iç saha. Doğru. Bravo. Ondan sonra Alanya deplasmanına gidiyoruz. Doğrudur. İnşallah abi böyle Abdullah hocamızın dediği gibi 3 puan öyle gideceğiz. Konya'yı da alırsak bayağı bir rahatlarız inşallah. Konya maçı en kritik maçlardan bir tanesi, doğru. Yani evet. Şey anlamında baktığında şu an tabii bir maçı eksik, 9 puan fark var. Yani eğer Konya maçını kazanırsa Aytemiz Alanya 38 puanda. Yani büyük ihtimalle şampi gazeteler yapar ya böyle şampi yo derler. Neyi son birkaç haftaya bırakırlar. O noktaya gelir. Sevgili Mustafa Denizli Hoca da aynısını söylemişti. Beşiktaş maçına valla hocama 24 dedi. 24. hafta dedi. Helal olsun Mustafa Denizli'ye. Aynen söylüyorum. 24. hafta. Burada çok konuştuk o konuyu. Evet. Yani inşallah öyle olur. Çünkü hani Trabzon 2 maç berabere kaldı. Herkes, çoğu taraftarımız böyle karamsarlığa kapıldı. Ya dünyanın hangi takımı, en iyi takımı bile yani bu tür şeyleri bazen yaşayabiliyor. Yani illa bir insan 4-4'lük olma şansı yok. Yenileceğiz, berabere kalacağız. Ama önemli olan o iyi futbolu devam ettirmek. Doğru. Şimdi herkes işte Vizca'nın dün gol atması, Bakasetas'ın o penaltıdan sonra golle dönmesi, valla Trabzon'un bir de bu araya moralli girmesi bence çok çok iyi oldu. İnşallah şu önümüzdeki 2 maçı da kayıpsız atlatırız. Çünkü o moral çok önemli. İnşallah, ama dünkü Vakayemen'in pozisyonu bana göre penaltı. Şeydeki yani ilk dakika, 13. dakikadaki pozisyon. Evet. Emre Kılınç pozisyonu. Hı. Ama orada şimdi orta hakemin de bir suçu yok. Yani ilk varın uyarması ben... lazım. Bak varın uyarması lazım. Orta hakem kaçırabilir. İşte abi, bak kafada soru işareti bırakıyorlar. Yani şimdi Denfis'in ayağına basma pozisyonunu var hakemi veriyorsa o pozisyonu niye vermiyorsun? Doğru. Yani burada şimdi kafalarda soru işareti bırakıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki işte Trabzon penaltıyı verseydi şöyle olurdu, böyle olurdu. Ya ona niye izin veriyorsunuz ki? Ya Trabzon'un böyle şeylerle zamanı da yok uğraşmaya. Ya ver kardeşim, eğer penaltıysa ver veya hakemi sen çağır ya. Çağır hakemi, verir vermez. Ama sen ayak basma pozisyonunda penaltı veriyorsun. Çağırıyorsun var hakem olarak. Ama diğer pozisyonda aynısı. Bence birebir aynısı. Acaba orada eline değdi, onu mu gördü de şey yapmadı, çağırmadı ki hani el derdi değildi bence. Anladım. Peki Cemil Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Herkese sevgiler, saygılar, başarılar diliyorum. Sana da iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aramız var mı Hakan? Varmış. Kısa bir ara verelim. Bir iki telefon alacağız, ondan sonra programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Aradan sonra bir telefon alacağız, sonra programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Demin Cemil Bey, o yüzden söyledim. Şimdi eğer bir takım şampiyonluğa gidiyorsa bir sonraki haftanın bütün maçlarını hem futbolcular da bilir hem de taraftar da bilir. Ama takım eğer takım biraz daha şampiyonluktan uzaklaşmışsa, işte Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, yani bir sonraki haftaların maçlarını çok fazla kişi bilmez. Ha, bilen de vardır ama yani yüzdeye koyduğumuz zaman %70, %80'i vallahi bilmiyorum bir sonraki haftanın, zaten ligden koptuk muhabbetini yaptıklarından dolayı bir sonraki hafta kimle oynadığımızı bilmiyoruz derler. Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey. Ankara'dan Necip. Necip Bey merhabalar. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Galatasaraylıyım. Bir sonraki hafta kimle maçınız var? Bir hafta sonra kimle maçımız var? Dediğim nokta işte. Ya ben gerçekten söyleyeyim. Biraz Galatasaray'a küstüm ben. Dünkü maçı seyrettikten sonra böyle 2 senedir Kayseri'de bir sonraki hafta. Bir Galatasaray seyrettim. Bir dakika ben de sorayım. 23-24. Hafta hemen söyleyeyim. Tabi bu milli takım arası olacağı için Galatasaray deplasmanda olacak. Aytemiz Alanya Spor. Alanya Spor. İşte onu diyorum sana. Yani insanlar diyorum takımları tabi düşünce kendileri de takibi biraz böyle geri plana bırakıyorlar. O anlamda söyledim. Evet. Buyurun. Buyurun ya, ben Galatasaraylıyım ve dünkü maçta ne olursa olsun sonuç
Galatasaray'ı seyrederken zevk aldım. 2 senedir Galatasaray'ı seyrediyordum. Maçların sonlarını kapatıyordum. Ben de çok keyif aldım Galatasaray'da. Aynen, aynen. İlk 45 dakika inanılmazdı. Ya basit hatalar, futbolcudan hatalarından kaynaklanan sıkıntılar. Futbolcudan hatalarından kaynaklanan sıkıntılarla maç gitti maalesef. Evet, maalesef diyorum çünkü. Pozisyonunu gördük dün. Hı-hı. Önceden hiç koşmuyorlardı. Daha iyi olacağına inanıyorum ben. İnşallah böyle devam ederler. Peki. Bir de her şeyde hep hakemlere yapa yapa bu hale geldik ya. Herkes hakem arıyor ya. Hakemi de yeneceğiz kardeşim gerekirse. Doğru, doğru. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? İyi yayınlarınız olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Evet. Düne baktığımız zaman demin maalesef dedim. Şimdi insanlar hemen yanlış anlamasın. Aa bak hemen öyle falan filan muhabbetleri yapılıyor ya, ondan dolayı söyledim. Dün hakikaten Galatasaray ilk 45 dakika itibariyle çok iyi bir çok iyi bir futbol ortaya koydu. Bireysel hatalardan dolayı da son 6 dakikada maçı verdi. Ama tabii ikinci yarıda Sayın Abdullah Avcı'nın hamleleri de çok yerindeydi. Maçı çevirici hamleler yaptı. Ondan dolayı tebrik etmemiz gerektiğini söylüyorum. Biraz da mesajlara bakalım. Abi bizim Türk halkı ne kadar dikkatli maç izliyormuş maşallah. Herkes kendi takımı adına verilmeyen bir pozisyonu çat çat söylüyor ama bir taktiksel oynadınız desek herkes kekeleyecek demiş. Kim demiş? Batu 1926 demiş. Oğuzhan Gündoğan, Uğurcan Çakır'a bazı yorumcular bence kötülük yapıyor. Uğurcan belki çok önemli performans sergiliyor ama onu dünya yıldızı kaleci olarak görmek için çok erken. Türkiye Ligi biraz basit bir lig, ancak aynı performansı Liverpool gibi büyük takımlarda kaleci olarak uzun yıllar gösterebilse o zaman dünya yıldızı diyebiliriz. Maalesef medyamız bir oyuncu hemen yükseltiyor, hata yapınca hemen yerlere düşürüyor demiş Oğuzhan Gündoğan. Evet, dün akşam derbiyi Trabzonspor 6 dakikada atmış olduğu 2 golle kazandı. Trabzon'da hava bir anda değişti. Şehirde de taraftarların sokaklara çıktığını görüyoruz. Şampiyonluk kutlamaları erken başladı gibi gözüküyor. Trabzon'da şu an Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erence yayınımıza. Sayın Erence, yayınımıza hoş geldiniz. Aygün, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Radyo Spor dinleyenlerine selamlar olsun Trabzon'dan. Nedir Trabzon'da? Dün akşam şehirde, caddelerde taraftarların yoğun bir şekilde şampiyonluk kutlamalarına başladığını görüyoruz. Nedir Trabzon'da, hava nedir? Ya şöyle, hava gerçekten, evet, hava belki bugün kapalı ama gerçekten çok güzel. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Aygün, bizim Trabzon'u biliyorsun sen de. Meydan, yani Trabzon'un işte tam kalbi dediğimiz yer. Bir anda, hani deyim yerindeyse, ana baba gününe döndü. Yüzlerce insan orada. İşte araçlarının içinden Karadeniz ezgileri açan onlarca genç taraftar. Müthiş, yani hani böyle denir ya, yaşamak lazım orayı. Gerçekten çok, ki ben de gazeteyi bitirdikten sonra yaklaşık 12'ye doğru ancak meydana çıkabildim. Muhabirlerimi göndermiştim oraya. Hı hı hı. Görüntüleri aldık, işte normal fotoğraflarını falan çekti taraftarların. O gittiğim saatte de baktım yayın devam ediyor. Hatta bizim Sezgin Gelmez benden ricada bulunmuştu. Ya Nihat, bana şey atabilir misin görüntü diye. Orada oradan da canlı bir bağlantı yaptık. Sezgin'e de görüntüleri gönderdik. Hı hı. Çok güzel bir duygu tabii. Uzun yıllar sonra Trabzon'da bir, yani çok travmalar yaşandı. İşte 95-96 travması, 2010-2011'deki hala tartışılan konu. Ama şu var ki bu sezon artık o hiç tartışmalara mahal vermeyecek, bir şampiyonluk olacak. Dün de zaten bunu gördük. Ben aslında şuna vurgu yapmak istiyorum. Hani o Trabzonlu, yani Trabzonlu'nun içinde pes etmeyen, son dakikaya kadar mücadele eden, yani 90 artı 2, 3, 5 neyse oraya kadar kazanmayı isteyen bir takım vardı dün. Onu da gördük. 84'e kadar evet 1-0 gerideydi Trabzonspor ama ikinci yarıdaki hocanın o iki tane yaptığı değişiklik takımın bütün havasını da değiştirdi. Yani neredeyse maç şeye döndü, tek kaleye döndü. Devamında da yani bir şekilde gol olacaktı. Çok da güzel goller oldu. Anlamlı goller oldu. Bakasetas'ın o geçen hafta kaçırdığı penaltının ardından attığı bu gol çok daha bir anlam kazandı. Visca'nın Trabzonspor formasıyla attığı gol aynı zamanda zaferi getiren gol oldu ki. Yani işte dediğim gibi hepsinin ayrı ayrı birer hikayeleri var. Şehirde hava gerçekten çok güzel.
Yani işte ben Amerika'ya yakın yerde oturuyorum. Orada şu anda normalde bayraklar vardı ama bugün o bayrakların daha sayılarının arttığını gördüm. Evlerden, camlardan, balkonlardan da birçok taraftan balkonlarından bordo mavi bayrakları asmışlar. Tahmin ediyorum bu her hafta daha da sayıları artacak. Hemen istersen orada bir noktayı koyup sabah bir gelişme var, transfer gelişmesi. Onu soracağım. Trabzon'da nedir transfer gelişmeleri? Buyurun. Buyurun. Ha, şöyle Enis Destan sabahleyin 9.30 gibi Trabzon'a geldi. İşte biz de hem televizyon olarak hem de gazete olarak takip ettirdim ben. Yani bugün muhtemelen kap açıklaması gelir Enis'in. İyi bir golcü, genç bir golcü. Daha 19 yaşında. Hani Trabzonspor birçok transfer yaptı devre arasında ama biraz da gençlere yöneldik biz. Öyle diyelim. Şimdi bunlar bu Enis ilki. Bundan sonra tahmin ediyorum Bursa Spor'dan stoper, Fenerbahçe'nin de istediği Taha var. Biliyorsundur onu evet, da. Evet. Fena bir çocuk değil. U19 milli takımda da oynuyor. Yine Sabek oynayan Kerem var. İşte yine Batuhan'la da ilgileniyorlardı ama Batuhan Enis'in gelmesinden sonra Batuhan'ın transferi bence rafa kalktı. Fakat Taha'yla Kerem'i istediklerini biliyorum. Hatta bayağı da bir maç öncesi de İstanbul'da bir görüşme olmuştu Bursa yönetimiyle. Tahmin ediyorum bu hafta içinde yani o milli ara için verilen o 12 günlük süreyi Trabzonspor biraz da böyle hem transferleri tamamen bitirme ve yani artık Kasımpaşa maçına normal ideal kadrosuyla yani ikinci devrede yapacağı takviyelerin hepsinin hazır olduğu bir kadroyla antrenmanlara başlayacak diye düşünüyorum. Evet, Enis Destan Trabzon'a geldi dedin. Peki Trabzon'da duracak mı, transfer devam edecek mi? O da çok enteresan çünkü. Şöyle işte biraz önce dedim ya, iki tane genci daha çok istiyorlar. Yani Bursaspor'un o Kerem'le Taha'yı çok istiyorlar. Hı hı. Ki yani ben o transferlerin de bu hafta içinde biteceğini düşünüyorum. Yani bu geleceğe yönelik bir şey anlamında transferler değil mi bunlar? Gelecek ya, tabii anlamında. Ki, tabii. Şimdi gençlerin. Aygün, bir de dediğim gibi gelecek sezon 12 yabancı oldu. Yani bu seneden 2 tane sayı daha düşecek. 7 artı 4'e inecek zaten şeyde. Sağda kontenjanda 7 artı 4'e inecek. Evet, işte yani bu şunu gösteriyor. Artık siz tamamen yerli oyuncuya döneceksiniz. Daha Trabzonspor o konuda şanslı. Evet, altyapısı da şu anda nereden baksan işte dün hemen o konudan konuya geçiyoruz ama Ahmet Can ikinci yarıda girdi. Hiç sırıttığını hissettin mi? Yok. Değil yok. Yok. İki kaldığı oyunda kaldığı o 50 dakikalık süre içinde son derece böyle yani hani sanki denir ya böyle 40 yıllık Trabzonsporlu gibi. Yani Hugo'nun yanında hiç sırıtmadı. Çok düzgün ayağa pas yaptı. Gol pozisyonuna bile girdi yani. Hani biraz belki şansı yaver gitse şeyden dünkü maçtan bir de gol atarak ayrılacaktı. Yani Trabzonspor o konuda biraz daha şanslı. Şu olacak bir yani bir stoper transferi var. Senle de hep yayınlara bağladığımızda aynı şeyleri söylüyorum. Kaan Ayhan için hala ısrar ediyorlar. Hmm. Biraz pahalı transfer ama bunda hala bonservis ısrar bedeli ediyorlar. Yüksek çünkü. Evet yani hatta 4 milyon euroya kadar işte bize yani kulüpten aldığım bilgileri söylüyorum. 4 milyon euroya kadar çıkmışlar ki Trabzonspor'un oradaki bütçesi en fazla 3-3,5 arasıydı. Yani eğer bu konuda satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde duruyorlar. Eğer olursa Kaan'ı istiyorlar. Çok istiyor. Hoca da çok istiyor. Ya çok özellikli. Sadece stoper değil. Sağ bekte kullan. İşte gerekirse sol bekte kullan. Gerekirse orta sahada ihtiyacın olduğu ön libero'ya koyulan yerli olması büyük avantaj. Yani hani belli mevkilerde oynatacağın zaman düşünmeden koyabileceğin bir oyuncu. O nedenle birinci tercih orada Kaan Ayhan. Ama o olmazsa işte onun dışında Samet'le de ilgilendiler. Adana Demirspor biraz yüksek fiyat çekmişti. Hatta sezon sonu içinde hem Yunus'u ara transferde istediler. Yunus Mallı'yı. Abdülkadir Parmağan'da bonservisiyle istediler. O biraz Trabzonspor o teklife pek yanaşmadı. Onun ötesinde yine bir ara Koray Günter'le ilgili menajerlerin önerisi vardı. Bir değerlendirildi sonra vazgeçildi. Samet'in dışında bir de çok sürpriz olursa
Hatay Spor'daki Fatih Kurucuk ismi de yani yine o hocanın istediği stoper adayları arasında. Yani bir tane yerli stoper olacak. Aygün mutlaka. Nihat abi çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Sen tamam, konuşmayı tamam, kısa bir ara veriyoruz. Evet, attığımızda Karadeniz Gazetesi'nin spor müdürü Nihat Erenç var. Nihat abi tabii dün maça baktığımız zaman maçın en önemli isimlerinden bir tanesinin Uğurcan olduğunu görüyoruz. Artık Uğurcan'ı da biraz tutmanın zor olacağı gözüküyor. Sezon sonu neler söylersin? Ya şöyle Uğurcan aslında yani bu sezon için biz normalde Uğurcan'sız bir kadro düşünüyorduk. Çünkü biliyorsun sezon bitmeden de çok talipleri vardı ama o işte oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın milli takımda oynadığı maçlar talihsizli maçlar diyelim. Hı hı. Milli takım çok kötüydü, savunma çok kötüydü. Uğurcan'ın doğal olarak o kötü savunmanın içinde çok da fazla yapabileceği bir şey olmayınca bir anda Uğurcan transferi yani Avrupa'ya transferi böyle rafa kalktı. Ama şu anda ben biliyorum yani Uğurcan'ı en az 3-4 tane Avrupa takımı ciddi şekilde istiyor, ciddi şekilde de takip ediyor. Tahmin ediyorum sezon sonu yine Avrupa'da bir yani önemli de sayılabilecek bir takıma gidecektir. İşte mesela birçok takımın ismi konuşuluyordu. Lille çok istemişti. Hatta bir ara oldu olacak biraz parasal konu da anlaşamamıştı yönetimle. Hala taliplerden bir tanesi o. Yani ben tahmin ediyorum sezon bittiğinde Uğurcan'ın adresi ya İngiltere ya da Fransa olur. Yani bu iki ülkeden bir tanesine gider diye düşünüyorum. İsmail Eroğlu demiş ki Janini ne zaman dönüyor? Bir de Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ne zaman geçiyor demiş. Şöyle güzel aslında güzel de bir soru. Biliyorsun bir 12 günlük bir aramız var Aygün. Yani 4 Şubat'ta Süper Lig'in 24. haftası başlayacak. Şimdi o aradaki o 12 günlük süreç aslında Trabzonspor için de hani o sürekli kullanır. Kamp yapacak mı yoksa şey var mı? Yok kamp yok. 5 gün izin verdi hoca. Hmm. Cuma gününe kadar takım izinli. Cumartesi günü Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde toplanacak takım. Bu şimdi bu süreçte özellikle şimdi Koyta'nın Covid'i vardı artık. Yani isimler belli olduğu için evet. Biz de söyleyebiliyoruz. Onun süreci doluyor. Muhtemelen negatife döndüğünde o da takıma katılacak. Canini'nin aslında şöyle bizden Galatasaray maçını alır hoca diye düşünüyordum. Çünkü son iki idmanda yer aldı. Fena da değildi ama hocanın o konuda Abdullah Hoca'ya hakikaten yani çok ayrı bir paragraf açmak lazım. Hiçbir şekilde bir futbolcusunu riske atmıyor Aygül. Yani mesela Hamşik düşünsene Galatasaray'la oynuyorsunuz. Çok önemli bir maç. Hamşik kulübede olmasına rağmen normalde kulübede olan adamın normal 11 oynaması lazım. Doğrusu budur. Ama onun ağrıları olduğu için kulübeye aldı. O bir moral motivasyondu. Çok ihtiyacım olursa kullanacağım. Hatta maç önü yayınında da onu o şekilde ifade etmişti Abdullah Hoca. Yine aynı şekilde Canini'nin de durumu çok şey değil. Böyle kötü değil ama hocanın isteği şu. En azından bu aradaki süreç içinde hem fiziken kendini toparlasın hem de Kasımpaşa ve Konya iki hafta üst üste Trabzonspor burada Akyazı'da oynayacak. Hı hı. Çünkü çok büyük avantaj. Ben tahmin ediyorum yani bu iki maçı alınacak 6 puan artık Trabzonspor'un bu sezon yani Ahmet Çalık sezonunun şampiyonu olarak resmi yani belki daha 14 maç daha kalacak geride ama artık bu saatten sonra dönüşü olmayacağını da düşünüyorum. Tabii burada Mustafa Denizli'yi de tebrik etmek lazım. Tahminde çünkü biliyorsun yani dediği zaman onun söylediği tarihlere baktığımızda işte 24. hafta falan filan Trabzon bu puan farkıyla girerse şampiyon olur demişti. Doğru ama yılların tecrübesi Aygün yani o yıllarca yaşamış o havayı solumuş Mustafa Denizli'nin o tahmini yapması son derece normal ve tabii ki bir de hoca da öngörüleri iyidir. Bakma bu sezon şanslı bir şekilde. Evet ya çok şanslı yaşadım seni. Şeyler olmadı ama zor yani o Altay'ında o kadroyla zaten çok fazla bir şey yapmayı ihtimali yoktu ki şu andaki görüntüsü de çok böyle hani iç açıcı değil. Umarız toparlarlar İzmir'de çünkü İzmir futbolun önemli kentlerinden evet. Bir tanesi. Orada mutlaka takımlar olması lazım ki Altay'la Göztepe'de önemli dinamik orada. Olmasında her zaman fayda vardır diyorum. Çünkü onlar olmadığı zaman hem İzmir biraz futbol anlamında da öksüz kalıyor. Bence olsunlar. Tabii bizim gönlümüzden geçen hani imkan olsa hiçbir takımımız küme düşmesin ama biz şöyle yıllardır bize senden de uzun yıllar beraber çalıştık. Hep gönlümüzden geçen şehir takımlarının yani Anadolu takımlarının hep ligde olmasıydı. Hani diğerlerine belki şimdi bazıları haksızlık ediyorsunuz diyebilir ama
bana göre şehir takımları olsun. Yani niye Bursaspor olmasın Süper Lig'de? Niye Sakaryaspor olmasın? Niye Kocaelispor olmasın? Yani bunlar her zaman bir renkti. Umarız bunlar da kendilerini toparlarlar. Gelecek yıllarda Süper Lig'in içinde bu takımları da görür. Peki. Nihat abi, ekleyeceğim farklı bir şey var mı? Şöyle ya, dediğim gibi şu anda her şey çok güzel. İyi gidiyor. Burada tabii ki emeği geçen herkese, evet, futbolcular oynuyor, futbolcular kazanıyor ama onu hazırlayan teknik ekibe, o ortamı yaratan yönetime, hepsine teşekkür etmek lazım. Biz de buradan Karadeniz Gazetesi olarak onların hepsine teşekkür ediyoruz. Peki. Çok teşekkürler Nihat abi. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ ol. Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erence vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, mesajlara devam edelim. Abi günaydın, maalesef gene basit bir gol yedik. Top ne kadar dönse de o gol yenmemeliydi demiş Adem Göktaş. Evet, Fenerbahçe'de uzun yıllardır kaleci sıkıntısı yoktu. Fakat maalesef bu dönemlerde biraz da kaleci anlamında, özellikle yedek kalecilerin performansları anlamında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Orada kurulan barajın hatası, baraj kurulmasına gerek var mıydı? Gelen topun üstüne gelen topu çıkaramaması, hakikaten bu maç puan kaybı Berke'ye yazar diye düşünüyorum. Son haftalardaki puan kayıpları da Fenerbahçe'de kalecilerin biraz ön planda olduğunu görüyoruz. Evet, hattımızda şu anda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, katılıyor musunuz? Bu Berke'nin o frikikteki yediği golle ilgili neler söylersiniz? Herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Aygüncüm, soruna cevap vermeden önce bir hassasiyetimi belirtmek istiyorum. Tabii ki. Konumuzun dışında ama. Atma gerekle alakalı mı yoksa? Yok değil. Ona da tabii ki çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir sanatçıydı. Evet, Şişli Belediye Başkanlığı döneminde de çok yakından tanıma fırsatım oldu. Çok değerli bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama eylesin. Benim şu an dikkat çekmek istediğim şey, dışarıda karı görüyoruz, camdan seyrediyoruz. Romantik bir ortam olarak görüyoruz belki ama yakın çevremizde bir sürü sokakta yaşayan insanlar var. Onlara belediyelerimiz sahip çıkıyor sağ olsunlar. Televizyonlardan da izliyoruz. Hepsi spor salonlarında koruma altında. Ancak köpeklerimiz ve kedilerimiz, sokak hayvanları için, doğru. Evet, semtimizdeki sevdiğimiz canlılar çok zor durumdalar. Yani bir köpeğin 17 saat soğukta kalırsa aç karnına öleceğini ve bir kedinin de 6 saat ancak bu soğuklarda dayanabildiğini biliyorum. O yüzden insanları hassasiyete davet ediyorum. Evlerinde yaptıkları yemeklerin suyuna ekmek banıp bir köşeye bıraksınlar. Çok rica ediyorum. Şimdi soruna gelecek olursak, dinleyicilerin fazla zamanını almadan, daha önce de konuşmuştuk bunu. Ben Berke'nin henüz Fenerbahçe Kalesi'ni devralmaya hazır olmadığını daha önce belirtmiştim, hatırlıyorsan. Evet. Yan toplarda zayıf olduğunu, yer tutmayı çok iyi bilmediğini ve bu eksiklerine rağmen kendine çok fazla güvendiğini söylemiştim. Ve bunu kendi fikrim olarak değil, sadece antrenmanlarda ve topuk yaylasında izlediğim kadarıyla değil, milli takımın altyapılarında antrenörlük, kaleci antrenörlüğü yapan 3 kişiyle konuştuğumdan sonra edindiğim izlenim ve bilgi olarak söylemiştim sana. Yanılmadılar. Tabii ki her zaman bilgi kazanıyor. Bu Berke'nin kötü kaleci olduğu anlamına gelmez. Ancak şu an için Fenerbahçe Kalesi'ni devralmaya hazır değil. Mesela bir başka şey daha söylemiştim senin canlı yayında daha önce, hatırlarsan. Bu Osman Ertuğrul'un Berke'den de Altay'dan da ileride çok daha iyi olacağını söylemiştim bana. Aynı milli takım kaleci antrenörlere. Yani bunların hepsi U16'dan itibaren yukarıya kadar bu çocuklarla yan yana olan kaleci antrenörleri. O yüzden de çok yakından tanıyorlar tabii ki. Dolayısıyla biraz erken geçti Fenerbahçe'nin kalesine. Biraz da oldum dedi. Yani Belçika'da kaleyi koruması, onun ardından fiziki durumuyla biraz da konuşması ve genel hayata bakışı ve duruşuyla sevildi Fenerbahçe taraftarı tarafından ve hazır zannedildi ama henüz eksikleri vardı. Ama şimdi bence bunun için hayırlı bir dönem oldu. Atlatacaktır bunları ve dünyayı küsmemesi gerekiyor. Ve çok çok daha fazla çalışıp hatta bu fiziğiyle bence Fenerbahçe'yi bırakın, Avrupa'da birçok takımda bile, büyük takımda bile oynayabilecek gelişime açık bir genç kaleci. Onu hayata küstürmemek lazım. Hata yaptı tabii. Fenerbahçe'ye puan kaybettirdi ama
aynı şekilde bir futbol maçı 11 kişiyle oynanıyor. Yedekler, oyuna girenleri de dahil ettiğim zaman 14 kişiye çıkıyor bu sayı. Dolayısıyla tek başına Berke'ye yüklenmemek lazım. Tabii ki özellikle Antalya'daki ve Sivas maçındaki hataları çok barizdi. Ama geçmişe döndüğümüz zaman, şöyle baktığımız zaman kimlerin hata yapmadığını görüyoruz. Yani Türkiye'nin, hatta dünyanın birçok büyük kalecisinin çok hayati ve kritik hatalar yaptığını, bu hataların bazen Avrupa Kupası'na, bazen Dünya Kupası'na bile mal olduğunu biliyoruz. O yüzden de genç kaleciye fazla yüklenmemek lazım. Fakat belki henüz Fenerbahçe'nin kalecisi olmaya hazır olmadığını da altını çizerek belirtiyorum. Daha çok çalışması gerekiyor. Altay'la ilgili son durum ne? Her hafta bu hafta kadroda falan tarzı haberler çıkıyor. İyileşti, şöyle olacak, böyle olacak, oynayacak diye. Tabii şimdi bu milli ara diyoruz. Aslında tabii milli takım maçları yok. Sadece evet, takımlar kamp yapacak ama Altay'ın son durumu nedir? Ya Altay biliyorsun kaleci antrenmanlarına başladı. Hı hı. Ama bu iki antrenman yaptı. Daha doğrusu 1,5 diyelim. Bir tanesi yarısı içeride, yarısı sahada kaleci antrenmanı olarak yapıldı. Şimdi Antalya'da yapılacak ayın 26'sında başlayacak kamp, 31'ine kadar devam edecek olan Antalya kampında tamamen kaleci çalışmalarını yapacaktır Altay. Başakşehir maçında bence %70 oynar diyorum ben. Bu yani bu aranın dönüşünde oynanacak maçta. Fakat belki de riske edilmeyip skora göre, belki Fenerbahçe o maçta eğer öndeyse 1-0 veya 2-0 ikinci yarı veya 70. dakikalarda oyuna alınıp bir ısınması da denenebilir diye düşünüyorum. Tabii şimdi İsmail Hoca uzunca bir süredir Fenerbahçe'yi dışarıdan takip ediyordu. Yani futbolcuların, evet, yapılarının ne olduğunu biliyordu. Daha sonra da şimdi teknik direktör olarak Fenerbahçe'de 6 aylık da olsa bir görev aldı ama Fenerbahçe'de transferle ilgili başkanla konuşacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Sen neler söylersin? Evet. Transfer yapılacak mı? Yapılırsa ne, hangi bölgeye acil olarak bir transfer yapılacak? Ya İsmail Kartal, bir önceki benim basın toplantısında sorduğum soruyu sordun sen aynı zamanda bana. Hı hı. Bir önceki Aziz Yıldırım döneminde teknik direktörlüğe geldiğinde de devre arası transferi çok beklemişti İsmail forvet Kartal. Forvet istemişti. Hı hı. Ve forvet alınamadı ve Fenerbahçe kıl payıyla o şampiyonluğu kaybetti. Kaybetti, doğru. Ve şimdi de aynı şekilde bir şey istiyor. Tabii bu sene şampiyonluk biraz Kaf Dağı'nın ardında gibi gözüküyor ama yine de çıkmayan candan umut kesilmez ve Fenerbahçe'nin başka cepheleri de var yani. Konferans Ligi olsun, Türkiye Kupası olsun, Süper Lig'de ilk ikiye girmek ve Avrupa'ya gitme anlamında, açılan kapıdan gitme anlamında çok önem taşıyor tabii ki ligin devamı. Ayrıca bir sonraki seneye de yatırım anlamında, örneğin Osayi'yi geçen sene devre arasında aldı Fenerbahçe. Ninja Kim geldi, ondan sonra Atilla Salahi devre arasında geldi. Bunlar önemli transferler olarak Fenerbahçe tarihinin adlarını şimdiden bu genç yaşta yazdırmayı başardılar. Ara transferlerde dikkatli ve iyi yapılacak nokta atışlar yararlı olabiliyor. Hem o sene ligde ve kupada alınacak klasman anlamında yarar oluyor, hem de bir sonraki seneye katkı sağlıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin mutlaka transfer yapması gerekiyor. Bu transfer nereye yapılacak diye soracak olursam santrafor noktasına yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. İsmail Kartal'ın da aynı şekilde bunu istediğini düşünüyorum. Çünkü yani kötü oyuncular olmamasına rağmen Serdar Dursun da Berisha'da Fenerbahçe taraftarını tatmin etmedi. Hı hı. Ben ayrıca bu iki santraforun da çok kötü santrafor olduğunu asla düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin oralara top taşıyamadığını düşünüyorum. Yani yanlış oynatıldığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani Osayi, Samueli beke çekersen, Ferdi beke çekersen senin kanatların zaten kırık durumda. Gol noktasına top taşıyamıyorsun. İşte Osayi, Samuel ön tarafa çıktığı zaman ne kadar yararlı oynadığını Altay maçında gördü Fenerbahçe taraftarları. Ama çaresizlikten biraz, bazen sakatlıkların neden olduğu, bazen de böyle fantezi arayışları oldu Vitor Pereira'nın. Bu şekilde cereyan etti olay ama Fenerbahçe kanatlardan santrafor noktasına top taşıyamadığı için gelen santraforların hepsi son 4 yıldır kötü çıkıyor gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Ama oysa kanatlardan oynayabilse, isabetli ortalarla santraforları topla çok fazla buluşturabilse Fenerbahçe, santraforlar hakkında da net fikrimiz olacak. Ama şimdi siz bir önceki maça baktığın zaman ve bir ondan önceki maça bakalım, hatta Antalya maçına kadar geri gidelim, hangi birinde çok acayip 10 tane gol kaçırdığını söyleyebilirsiniz Serdar Dursun'un? Top gelmiyor yani, bir tane geliyor onda da kaçıyor veya ama diğer sporcular da kaçırabiliyor aynı şekilde. İşte Tisserant'ın kaçırdığı gol, İrfan Can Kahveci'nin kaçırdığı gol bu. Yani Fenerbahçe'nin sorunu, bence birinci sorunu gol noktasına top taşıyamamaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Oyun yapısından kaynaklandığını düşünüyorum.
şunu sormak istiyorum. Özellikle bununla ilgili de çok fazla sorular da geliyor. Mia'nın durumu ne olacak? Çünkü biliyorsun Alayar Hull City ile anlaştı. Evet. Ama fakat Mia bir türlü kabul etmedi bu Hull City teklifini. Mia'da son durum ne? Alayar'la ilgili neler söylersin? Yani Alayar'a bu paralar nasıl verildi mi? İnanamıyorum ama tabii ki şeydeki Ukrayna'daki çıkışını performansı çok önemli, doğru. Tabii oradaki performansını görmediğimiz için bunu söylüyoruz. Biz İstanbul'da tanıdığımız, İstanbul Spor'da ve Fenerbahçe'de tanıdığımız Alayar hakkında şaşırıyoruz ama futbolcularda böyle sürpriz çıkışlar çok yaşanıyor. Hiç ummadığınız bir oyuncu sizi şaşırtabiliyor bir sonraki sene. Yaptığı grafikteki yükselişiyle örneğin buna çok örnek var. Mesela Burak Yılmaz'ı söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta başaramadı biliyorsunuz. Fenerbahçe'ye geldi başaramadı. Eskişehir Spor'da başaramadı. Manisa'da başaramadı. Trabzonspor'dan sonra farklı bir Burak Yılmaz ve 36-37 yaşına kadar hatta Avrupa'da oynayan gol krallığı elde eden bir Burak Yılmaz'a dönüştü. Olabiliyor yani oyuncularda. Yanlış yerde oynatılıyor. Performansı daha fazla bir teknik adam tarafından parlatılarak daha fazla öne çıkabiliyor. Bunları çok yaşıyoruz. Tabii umarım Allah yar da o şekildedir. Benim kulağıma gelen 4 milyon, 4,5 milyon eurolar kadar bir rakamlar verdiği Hull City'nin. Ama ben bugünkü haberimde tedbirli davranıp rakam yazmadım. Benim kulağıma 3 milyon euro ile 4,5 milyon euro arasında bir rakam telaffuz edildi. Ve satın alma, satmadan Fenerbahçe'ye de pay gelebilme maddesi de konulduğu belirtildi satışına. Ama Mia Zajc'ın orayı istemediğinden ziyade İsmail Kartal'ın Mia Zajc'ı istediğini biliyoruz. İşte Sivas maçında da sahanın en iyilerinden biriydi gördün. Bir önceki maçta da Altay maçında da çok verimli oynadı. Yani ben dediğim gibi iki tane önemli kulvarda, üçüncü kulvarda da diyebileceğimiz bir kulvarda yürüyen bir Fenerbahçe'nin önemli oyuncularını satması bence pek akıllıca değil. Mia da onlardan biri. Burada satılacak oyuncular var. Mesela Meyer şu an Fenerbahçe'de iş yapmayan bir oyuncu. Bence Meyer'in gönderilmesi çok daha akıllıca olur Fenerbahçe açısından. Ama para gelecek dersen onu tabii Fenerbahçe yönetiminin bileceği bir iştir. Futbol olarak bana sorarsan ben olsam Mia Zajc'ı satmam. Verim alamadığım oyuncuları göndermeyi düşünüyorum. Mia Zajc yararlı bir oyuncu özellikle bu sene. Onu da parlatan yine Vitor Pereira. Onu da böyle sevgiyle yad edelim. Çünkü Ferdi'yi kazandırdı. Everton'a gitti. Yani değil mi? Şimdi Everton'a gitti Pereira. Evet. Yani Fenerbahçe kıymetini bilemedi. Taraftarlarımız yerden yeri vurdu kendisine ama Fenerbahçe'ye getirdiği yararları şöyle bir kapatarsak bir saniyede anlatabilir miyim? Tabii yani, ki buyurun. Minci Hakim'i kendisi ısrarla getirdi biliyorsun. Ferdi Fenerbahçe'de sözleşme önüne kağıdı uzatılmayan ve çöpteki oyuncu gibi görülen Ferdi'yi milli takım noktasına kadar her yerde oynattı. Ona o kadar özgüven aşıladı. Sol bek oynattı, sol önde oynattı, sağ bek oynattı, sağ önde oynattı. Parlattı Osayi Samuel'i sağ bekte denedi, sağ önde denedi, sol önde denedi, orta sahada denedi. En son Sivas maçında da sol bek oynadı adam. Yani gerçekten müthiş işler başardı. Crespo'yu getirdiğinde herkes alay etti. Hatta birçok arkadaşım bana dedi ki Türkiye Cumhuriyeti futbol tarihine gelmiş en kötü futbolcu dedi Crespo için. Ben de o kadar acele etmeyelim demiştim. Nitekim de öyle oldu. Çünkü dedim hatta çok net atlıyorum. Başakşehir maçında tam benim önümde ısınıyordu. İnanılmaz bir futbolcu fiziği var. Ve ben onu Yusuf'a benzetiyorum. Dolayısıyla dedim ki adamda müthiş bir futbolcu tipi var. Görüntü vasitesi yok mu acaba? Onu da oynadığı zaman göreceğiz dedim. Ama yanıltım işte. Vitor Pereira kazandırdı Crespo'yu da. Diğer Berisha ve Rossi'nin de kötü oyuncular olmadığını düşünüyorum ben de. Yani onların da kötü oyuncular olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe kötü oynadığı için onlar da tabii birçok oyuncu gibi kötü gözüken oyuncular. Oysa Amerika'dan bonservisini alamadı. O kadar yüksek rakam istediler ki alamadı Fenerbahçe bonservisini. Bu sene sonunda anlaşamazlarsa gidecek. Bu futbol anlayışıyla da bence uzatılmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Vitor Pereira Fenerbahçe ekonomik anlamda da katkıları çok oldu. Yani işte Crespo'nun değeri kaça katladı? Düşünün kaç paraya geldi. Yani Kimince aynı şekilde, Zalai aynı şekilde. Tabii. Bunları da hesaba kattığın zaman biz Vitor Pereira'nın değerini yine anlayamadık diye düşünüyorum. Ama işte o gitti, futbol anlayışı Fenerbahçe'nin çok fazla değişebildi mi? Değişemedi. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bazı şeyler eksik. O eksikler giderilmesi lazım öncelikle Vitor Pereira'dan, teknik adamda. Ama biz en kolayına kaçıyoruz. O gitsin tekrar istifa, bu gitsin istifa. Yani tedaviye
yönelik hiç somut çözüm önerilerimiz olmuyor maalesef. Biz de eleştirdik Vitor Pereira'yı. Yani çok oyuncu değiştiriyor diye, kadro yapısını bir türlü oturtmadı diye, her maça farklı oyuncu kadrosuyla çıkıyor diye. Ama artılarını da bir kenara koymak lazım. Yani bir insanı masaya yatırırken günahını bir kenara, sevaplarını bir kenara koymak gerekiyor. Vitor Pereira'nın da artıları oldukça fazla bence. Şunu sormak istiyorum. Filip Novak ve Serdar Aziz'in durumu nedir? Onlarla ilgili biliyorsun açıklama da yaptık kulüp. Sivas maçından sonra Fenerbahçe bu iki futbolcusunu kaybetti maalesef. Neler ya, söylersin? Sivas maçı o kadar şanssız bir maç oldu ki yani inanılmaz Fenerbahçe açısından bakıldığı zaman. Defans kurgusu zaten sallantıda, yani yedeği olmayan bir noktadaydı. Yani Serdar Aziz sarı kart gördü. Sarı kart cezası duruma düştü. O da istemiyormuş gibi sakatlandı. Oyundan çıktı. Hadi orayı Tisserand'da tedavi edildi orası. Onun ardına da Filip Novak, Atilla Salah yokken, başka sol bek yokken, kalmamışken o da sakatlandı. Ve Sivas maçı bence ondan sonra Osayi Samuel oraya geçti. Yani şapkadan tavşan çıkarır gibi hiç mevki olmayan bir noktaya geçti, oynadı. Onun ardından Sivas atakları sıklaşmaya başladı. İkinci yarın tek hakimi gibi gözüktü. Ama bunun nedeni Fenerbahçe hem ileriye çıkamıyor, kanatları yok. Hem de defansa bocalıyor çünkü maç eksiği var bu oyuncuların ve çoğu da kendi mevkilerinde oynamıyor. Bu nedenle bocalamasının doğaldı. Yine beraberlikle kurtarması da bir şans oldu. Direkler de yardım etti tabii. Yani çok şanssızdı. Filip Nolan sakatlığı benim edindiğim bilgiye göre 6 haftaya kadar uzayabilir. Yani ama bunun 2 haftası biliyorsunuz araya giriyor. Evet, araya gelecek. Dolayısıyla 4 ay, yani 4 hafta 1 ay noktasında bir ayrılığı olacak Fenerbahçe formasından. Ama Fenerbahçe taraftarları bu konuda korkması gerektiğini düşünmüyorum ben. Çünkü Atilla Salahi dönüyor. Sol bekte Atilla Salahi ile oynayacak. Ama yedeği yok tabii ki. Muhammed de dönecek. Muhammed hastaydı biliyorsunuz. Belki orası yani bir aksilik durumunda, Atilla Salahi'nin sakatlanması veya kötü bir şey olması durumunda. Orayı belki Muhammed'le de oradaki eksikliği giderebilir diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki mutlaka bir sol bekte alması gerekiyor. En azından kulübede oturabilecek. Var mı peki bir isim alternatif anlamında, herhangi bir çalışma var mı? Bir duyum var mı? Bir sürü isim dolaşıyor ama netleşen bir şey yok. Kulüp şimdi bu tür çalışmaları menajer şirketleriyle yaptığı için bizlere aslında pek yansımıyor. Yani bir santrafor konusunda da şu an net bir bilgimiz yok. Yani Vedat Muriç olabilir benim aklıma ilk gelen ve düşündüğüm isim o ama tabii Fenerbahçe yönetimi kimlerle görüşüyor bilmiyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe yönetimi önce santrafor konusunu halledecek tabii ki. Ama bu santrafor konusunu halledebilmesi için de takımda yer açması gerekiyor. Şu an Allah Yar tam imzalamadı. 14 artı 1'i var yani. 15 tane oyuncusu var. Bir fazlası var. Allah Yar'ı Hus diye gönderirse 14'e inecek. Kimseyi alamaz. Tekrar bir oyuncu göndermesi gerekiyor. Yani bu kim olacak? Bilmiyorum. Meğer mi olur? Niyaz Zayis mi olur? Senin dediğin gibi. Birini gönderdiniz ama bir santrafor alıyor. Doğru. Eğer yabancı sol bek alacaksa iki tane daha adam göndermesi gerekiyor. Oldukça zor bu da ekonomik anlamda. Yani gidene para vereceksin, gelene para vereceksin anlamında bakmak lazım olaya. Ve ligde biraz dediğim gibi şampiyonluk kaflanın ardındayken acaba böyle bir hamleyi yapar mı Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'a, bilemiyorum. Yani İsmail Kartal ikinci döneminde de yine yapılmayan transferlerle ipi elinden geldiği kadar ipe doğru koşmayı düşünecek. Ona bilmiyorum yani Fenerbahçe yönetimi arzuladığı transferleri yapacak mı yapmayacak mı? Bana sorarsan en fazla bir tane oyuncu alacak diye düşünüyorum. Umarım İsmail Kartal'ın istediği oyuncuları alır. Ama tabii bu işin ekonomik boyutu çok önemli. Gelene para vereceksin dediğim gibi az önce. Gidene de para vermek zorundasın. Ama parayı gidene de vermek zorundasın derken tabii Hull City Nihal Zahit'i istiyorsa, ki bir yabancı daha istediğini duyuyorum ben Hull City'nin. Ama o ismi elde edemedim. Kim olduğunu bilmiyorum. Yani eğer onlar iyi paraya giderlerse o zaman gidenlere para vermemiş, gidenlerden para almış olursun. Bu da senin elini açar, önünü açar. Tabii çok daha iyi bir santrafor alma şansını sana sunar. Hoca konusunda bir gelişme var mı? Valla Fenerbahçe'nin bence bunu ağır ve ay sonuna kadar yıl sonuna kadar uzatacak diye düşünüyorum ben. Yani Löw'le görüştüğünü biliyoruz zaten. Başka teknik adamlarla da görüşüyordur muhtemelen ama tabii ki öncelikle bu senenin sezon sonuna kadar nasıl gideceği de çok önemli yönetim açısından. Yani çok kötü giderse işte Galatasaray'ın durumunu görüyoruz yani. Yani bu
ardından kötü sonuçlar peş peşe devam ederse, ki zor maçlar var biliyorsun. Hemen dönüş Başakşehir maçıyla olacak. O zaman yani Fenerbahçe yönetimi nasıl bir karar alır, nasıl bir strateji uygular? O açıkçası onu zaman gösterecek. Ama önümüzdeki yıl yönetim yani bir olağanüstü kongreye gitmezse ve devam etmeye kararlı bir grafik çizerse, şimdiden onun çalışmasını yapıp kuvvetli bir teknik adamı kulübeye oturtmak zorunda. Bunda da birinci isim Yuhan Löw gibi ortaya çıkıyor. Ama bunun bugünden yarına biteceği, haftaya açıklanacağını eğer Fenerbahçe taraftarları bekliyorsa biraz bu onları hayal kırıklığına uğratır diye düşünüyorum. Ben bu sürecin sezon sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Eğer anlaşırlarsa bile belki de açıklamayacaklar onu. Teknik adam ve yönetim arasında devam eden istişareler, birlikte bir sonraki sezonun planlamasını yapmalar devam edecektir diye düşünüyorum. Yoksa eğer açıklanırsa şimdiden gelmeden yıpratılır. Alttan alta çalışması bence daha sağlıklı diye düşünüyorum. Hem transferler yapılacak, transferler anlamında, hem bilet kesilecek oyuncular anlamında, hem yardımcıları anlamında, hem de yönetimden istedikleri anlamında, hem Samandıra'da yapılması gereken düzenlemeler anlamında bütün çalışmaların hepsini perde arkasından yapması yeni gelecek teknik adamın daha iyi olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe yönetiminde eminim benim gibi düşünüyor. Belki de Löw'le anlaştılar, belki de anlaşacaklar ama bunu biz bilmeyeceğiz diye düşünüyorum. Yıl sonunda gelecek ve hazır bir vaziyette tık 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 bütün düşünülenleri, bütün planlananları bir bir hayata geçirerek yepyeni bir sezona başlayacak diye düşünüyorum. Ve bunu umut ediyorum. Bilemiyorum tabii hayata nasıl geçeceğini ama benim kişisel düşüncem ve edindiğim izlenim ve görüştüğüm insanlardan aldığım bilgiler bu doğrultuda. Peki. Sevgili Arat, yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı Sayın Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, 23. Haftanın derbi maçında, Galatasaray-Trabzon maçında Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadelenin VAR hakemi de Özgür Yankaya'ydı. Tabii Özgür Yankaya ile ilgili de yoğun bir şekilde eleştiriler var. Özellikle ilk pozisyonla ilgili, Vakiyeme Kerem'in pozisyonla ilgili. Şu an attığımızda Ömer Faruk Ünal var. Türkiye Gazetesi spor yazarı ve aynı zamanda TGRT Haber TV spor yorumcusu Ömer Faruk Ünal var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olasın sevgili Aygün. Sağ olun. Hocam, Özgür Yankaya ile ilgili neler söylersiniz? Neden öyle söylüyorum? Çünkü aynı birbirine çok yakın bir pozisyonda devreye girdi, öbür gün de devreye girmedi. Maçla ilgili, hakemle ilgili, VAR'la ilgili yorumunuz nedir Galatasaray-Trabzon maçıyla ilgili? Şimdi Aygün, ligin 20. haftasıydı bu sezon. Hı hı. Aşağı yukarı bu sezon Özgür Yankaya'ya bir tane düdük maçı geldi. Antalya Rize maçını yönetti, ondan sonra maç vermediler. O son maç oldu. Bu devre arasında Özgür Yankaya'yı dediler ki sen bizi VAR yapmak istiyoruz, seni VAR hakemi yapalım dediler. Bunu VAR yaptılar, VAR kadrosunu aldılar. Lig başladı ikinci yarı. 20. haftada iki tane maçta AVAR görevi verdiler. Yani yılların hakemi Özgür Yankaya. Hatta kariyerinde Beşiktaş Fenerbahçe derbileri de yönetmiş bir tane. O zaman bu %40'ın içinde Özgür Yankaya. Kim bilir artık ama yani şu var, sen AVAR görev veriyorsun. Biri Giresun, Galatasaray Giresun maçıydı. Hı hı. Bir de yine Trabzon Malatya bir maç daha vardı. Orada da AVAR görev veriyorsun adamı. Ben o zaman bir tweet atmıştım. Yani ya bu yılların Süper Lig hakemi bu kadar artık orada abilik yapmış, abileri olmuş onların. Sen bunu AVAR veriyorsun. Hakem böyle rezil etmeye hakkınız yok diye bir tweet atmıştım. 20. haftada. Şimdi geldik 23. haftaya. Ne yaptılar? Galatasaray Trabzon maçı derbi. İşte herkesin göz önünde bir maç. Bu maça VAR oturtuyorsun, VAR görüyor. Ya hangisi doğru ya? Ya ben burada soruyorum. Beyin Merkez Hakem Kurulu. Yani 3 hafta önce bu arkadaşı rencide ettiniz, AVAR yaptınız. Şimdi getirdin, 3 hafta sonra Galatasaray Trabzon'u VAR koltuğu oturtturdun. Bu yetmiyormuş gibi Hakan Ceylan çok eleştiri konusu oldu. Hatay Galatasaray başındaki performansıyla oradaki. Hı. Yani oradaki bence doğru kararlar var ama neyse. Aldın Hakan Ceylan'ı oradan getirdin. Burada da AVAR yaptın. Yani biz bu VAR ve AVAR konusunda
tayinlerde veya tercihlerde de henüz yani hakemler kötü, hakemler diyelim ki standart tutturamıyor ama merkez hakem kurulu da bir standart yok elinde. Şimdi dediğin gibi bu maçın 13. dakikasında Emre Kılıç'ın ayağına basıyor. O anda belki şu olabilir, Emre'nin eline vücudundan sekerek temas etmiş olsa bile yani. Öyle pozisyon var mı hocam, onu da sorayım yani. Ben sanki eleş değmemiş gibi geldi bana. Bu pozisyonla ilgili görüşünüz de el var mı orada? Ele temas olsa bile top vücudundan geldiği için el kararını verilmemesi daha doğru yani orada. El kararı verilmez. Ancak ayağa basmadan dolayı çok net bir penaltı söz konusu orada. Bu penaltı verilmedi. Yani ondan sonra 25. dakikada yine Halil Dervişoğlu Perez'in aşil tendonunu arkadan basıyor. Buna bazı yorumcular ya bu sınırda kart kırmızı olmazdı deseler de sarı da çıkmadı zaten de var da devreye girmedi. Burada bence aşil tendonuna bir yüklenme var. Yani bu hassas bir bölge. Buraya bir yeterince bir yoğunluk da var. Benim standartlarımda kırmızı kart ama o da hadi diyelim ki var, ona da karışmadı. 30 dakikada bu Dersville Kerem'in ayağına bastı. Hakem ısrarla devam dedi. Yani bir de böyle ben gördüm devam işareti yapıyor. Hakemin vücudunu onu anlıyorsun. Ya bu basma yeter ama var devreye girdi. Neyse ki penaltı çalındı. Fakat bir de yine dikkati çekmeyen insanların gözünden kaçan şu var. Dorukhan maç esnasında Marco, Berkan, yine Victor Hugo, korner üstünde net sarı kartlar vardı. Bunlara da sarı kartlar çıkmadı. Ben burada bir de Futbol Federasyonu'nu da eleştirmek istiyorum. Bu maç belli ki bütün işte meteoroloji dediler ki saat İstanbul'da çok şiddetli bir kar bekleniyor, kar yağacak. Bu maçı saat 19'da oynadı. Halbuki bir gün önce Malatya Beşiktaş maçını 13.30'a aldı Federasyon. Neye? Yani ulaşım şartları, hava şartlarından dolayı Malatya'daki maçı 13.30 aldı. Çok rahatlıkla bizim Futbol Federasyonu'nda bir burada ön almalıydı. Bu maçı daha erken bir saatte oynattırabilirdi. Yani bu maç yarına 16 yalanabilirdi yani. Yani maçın ikinci yarısı kar yağışı azaldı ama ilk yarıdaki kar yağışını hatırlıyorsun. Yani evet. Ömer zanneden dedi ki ben göremiyorum dedi oyunda taç atarken. Göremediğini söyledi hakeme. Mesafenin o kadar daraldığını söyledi. 2-3 kilometre mesafe ilerisinde Eyüp Bursa maçı oynanamadı yani. Eyüp Bursa maçı iptal oldu. Takip edildi. Şimdi onun için yani burada da zaten ülkemizde çok ciddi bir enerji sıkıntısı var. Bakın elektrikte büyük bir sıkıntı söz konusu. Şimdi bizim de bu Futbol Federasyonu olarak tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu maçların bazılarının saatleri erkene çekilmeli. Şu maç çok rahatlıkla 3'te 4'te oynanabilirdi ve bence seyirci de daha fazla olurdu. Çünkü hava şartları iklim yumuşak nispeten akşam saatlerinde daha sıcak bir hava olurdu, daha ılık bir hava olurdu ve insanlar maçı daha rahat giderlerdi. Yani bu maçta ucuz atlattık. Bu maç kalabilirdi, bugüne kalabilirdi. Neyse ki ikinci yarıda biraz kar yağışı hafifledi ve maç bitti salimen. Hocam şimdi aslında genelde baktığımız zaman VAR'da karıştığı zaman hakemler karışanlar maç alamıyor. Karışmayanlar bir sonraki hafta maç oluyor. Burada şimdi Özgür Yankaya'nın şeyi de durumu da enteresan. Bir karıştı bir karışmadı. Ne olacak onun durumu? Yani maç alır mı almaz mı? Ben Özgür Yankaya'yı çok burada eleştirmiyorum. Şöyle eleştirmiyorum. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun buradaki tavrı çok önemli. Şimdi ödül ve ceza sistemini Merkez Hakem Kurulu uygulayamıyor. Yani görüyoruz işte Yaşar Kemal Uğurlu tam 12 hafta üst üste maç aldı. Ya 12 hafta üst üste maç aldı, bu hafta maçı yok. Büyük sürpriz, adam bu hafta maçı yok yani. Şimdi hangisi ödül hangisi ceza? Bunu anlayamıyorsun. Kılat Aydınus'a 3 haftadır maç vermiyorsun Trabzon Malatya maçından beri. Ali Şansan'a vermiyorsun. Böyle tuhaf bir şey var yani. Ali Palabıyık, Abdülkadir Bilgem tam 15 hafta maç alamadılar. Yani hangisi ceza, hangisi ödül, yani 15 hafta ceza alamamanın bana bir suçunu anlatsa birisi. Mesela dese ki bir hakem bir FIFA kokartırken desin Futbol Federasyonu, Sayın Nihat Özdemir, Sayın Ferhat Gündoğdu desinler ki 15 hafta maç alamamanın cezası suçu şudur. Hakem şunu yapmıştır. Yani nerede var böyle bir şey? Veyahut da hakem bakıyorsun ki 3 tane 4 tane fahiş hatası var. Siyah beyaz, ertesi hafta hakem daha zor bir maça veriliyor. Yani bir çok anormal bir çiftasında standart, çok anormal bir tutarsızlık söz konusu. Bakın, dün eski bir hakemle de konuşuyordum da ona da söyledim. Bundan 8-10 sene önce hakem sahada bilirdi. Yani derdi ki ben bugünkü maçta 2 tane kart hatası yaptım, 2 tane sarı kartı atladım. Hı hı hı.
Ve iki tane sarı kart atlayınca bunun cezası 0.1 yani 8.4 alacakken 8.2 alırdı. Derdi ki ya ben iki tane bugün sarı kart. Ve hakem üzülürdü ve kamuoyu da bilirdi ki o hakem iki tane sarı kartı atmadı. Ya şimdi ben sayıyorum ya, dün akşamki maçta verilmeyen 6 tane sarı kart var. Çalınmayan penaltı var. Verilmeyen kırmızı kart var. Her maçta böyle. Yani bazen yayıncı kuruluştaki yorumcuları dinliyorum. Oradaki hakem arkadaşları. Diyorlar ki İşte bu hakem maçı iyi yönetiyorlar ekranında. Ama işte 4 tane sarı kartı atladı. Artık 4 sarı kartı atlamak, 5 sarı kartı atlamak hakem için iyi performans oldu. Onun için bizim çok acilen bu ya ödül cezayı çok net, bunu bir standart olarak ortaya konulması lazım. Yani kim dinlenir, kim dinlenmez, kim haftaya maç alır, biz bunu anlayamıyoruz. Karmakarışık bir iş. Bu kulüpten kulübe değişiyor. Kulübün ismine göre değişiyor. Hakemin ismine göre değişiyor. Bak sevgili Aygün. Devre arasında apar topar, çok sen de yayınlarda söyledin, 3 tane hakemi Süper Lig kadrosuna aldılar. Doğru. Dedik ki bunlar atletik testleri geçemediler. Atletik teste sokulmadılar. Sınavlar yapılmadı. Bunlar aldın Süper Lig'e. Bak 23. hafta oynandı. 20, 21, 22, 23. 4 hafta oynandı o alımdan beri. Hadi versene bunlara maç. Apar topar aldın sen bunları. Niye vermiyorsun maç? Doğru söyle, niye vermiyorsun maç? Bak bir tanesine verdiler, o da ilk hafta patladı. Diğer ikisini hiç vermedin. Ya sen bunları yeterli gördün, sınava soktun, beğendin. Sana hakemin gözünden anlıyorum dedim ben. Hadi ver maç ver. Yani diyeceğim, demek ki bunlar yetersiz o zaman. Yani sen bunlar Ocak ayında 31 Aralık günü apar topar yarım gününde Süper Lig kadrosu aldın mı? Aldıysan o zaman Süper Lig'de maç verebilmelisin. Veremiyorsun. Demek ki yetersiz değiller. Yani nereden tutarsan elinde kalıyor. Türkiye'de bu böyle ödül ve cezayı insanlar anlayamadıkları zaman da durumdan vazife çıkaran tipte hakemler türemeye başladı. Çünkü kulübün adına göre maç yönetiyorlar. Kulübün baskısından korkuyorlar. Kulübün başkanının baskısından korkuyorlar. Hatta futbol federasyonundaki bazı yöneticilerin baskısından korkuyorlar. Ve çok tuhaf bir hakem kararlarıyla karşı karşıya kalıyoruz bu yüzden. Bir kere o Riva'dan hakemlerin çıkarılması lazım, açık öne söyleyeyim. Hakem kurulunun oradan çıkması lazım. Çok doğru söylüyorsun. Oradan Yıldırım Demirören en doğru kararlardan biriydi. Orayı Beylerbeyi'ne taşımıştı. Evet, oradaydı. İçine çok modern bir bina yapılmıştı. Çok akıllı bina. Oraya gitmişti Merkez Hakem Kurulu. Ne olduysa bundan 2-3 ay önce apar topar Merkez Hakem Kurulu'nu getirdiler Riva'ya. Şimdi orada geçen hafta mesela Aygün, tayinler çok geç açıklandı, hakem tayinleri. Evet. En geç açıklandı. Ben kafam karıştı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hakemlikle ilgili, hakemlik tekniğiyle ilgili. Eğer hakem tayinleri gecikiyorsa anla ki içeride bir takım işler sıkıntı var. Daha bir sıkıntı var yani. Yani bu ne olur? Diyelim ki siz bir restorandan sipariş verdiniz. O zaman şöyle mi oluyor hocam? Araya girdim, özür dilerim. Duyuyor bazı kulüp başkanları o hakemlerin geleceğini, ona göre müdahale mi ediyor, ondan dolayı mı bazı? Ben sana 10 tane senaryo yazarım hakemlerin açıklaması gecikirse. Bir pizzadan sipariş verdiniz. Akşam saatler diyelim ki paketiniz gecikti. Bir yoğunluk var. O arada bu arada bir yoğunluk var. Niye gecikme olur? Şimdi burada da eğer bir gecikme oluyorsa benim kafam karışır. Yani burada bir problem var demektir. Ve bakın dediler ki biz her hafta bu hafta görev alabilecek VAR ve hakemlerini açıklayacağız. Ya Cuma günü 23. hafta görev alabilecek hakemlerin ve VAR'ların listesini açıkladılar. Cuma günü Aygün. Abi, yarım saat sonra hakemler açıkladılar. Ya bu kadar tuhaf bir şey. Ve açıkladıkları listede Alper Musa ve Suat Arslanbağ yok. Yani bunlar bu hafta maç almayacaklar deniyor listeye göre. Yarım saat sonra liste açıklanıyor. İkisinin de maçı var. Ya şimdi hakikaten olacak iş değil. Yani komedi ya, komedi ya. Açıklama ya da o listeyi bir kontrol et. Ya arada yarım saat var ya. Bir saat var. Yani o kadar bir süre var. Komedi. Futbol Federasyonu'nun 9 tane Merkez Hakem Kurulu'su var. Burası bir sekreteriyası var. Bu iş bir ekip işi. Siz yarım saat arayla 2 tane liste açıklıyorsunuz. İlk listede Alper Musa ve Suat Aslanban ismi yok. Yarım saat sonra hakemler açıklığının içinde maçı var. Yani işin ne kadar bence işlerine karışılıyor. Bundan başka bir kimse bana bir başka gerekçeyi anlatamaz. Merkez Hakem Kurulu'nun işine karışılıyor. Kulüpler Birliği Futbol Federasyonu işe müdahil, tayinlere karışıyor. İşten örnek mi istiyorsun? Aha ben sana örneğini söylüyorum. Cuma günü 23. haftamı hakemlerini açıklarken niye yarım saat arayla iki liste birbirini tutmuyor? Bir başka şey, çok büyük bir marifetmiş gibi 21. haftada açıkladılar.
hakem pozisyonlarını Sayın Rıdvan Dilmen hocamız da ekranda anlattı işte. Pozisyonları getirdi. Dedi ki bak buna karışmışlar. Bu doğru, bu yanlış. Yayınlandı bu 21. hafta. Peki hani 22. haftanın analizleri nerede? 23. haftanın analizleri nerede? Ben o gün bir yine tweet atmıştım. Demiştim ki bu analiz işi de çok başınızı ağrıtacaktır. Nitekim ağrıttı. Bu hakemleri önceden maç yapabilecek hakem listesini de maç alabilecek hakem listesini açıklamında hiç kimseye faydası yok. Bunun ikisinden de vazgeçersiniz diye bir tweet atmıştım. Tweetim orada duruyor. Ve nitekim bu hafta bu analizler bu hafta da yok. Geçen hafta da yok. Geçen hafta iki haftadır yok. Doğru. Yani şimdi diyeceğim Türkiye'nin şartlarını bilmiyorlar. Türkiye'deki yapıyı bilmiyorlar. Burayı bir Norveç veya İsviçre veya Belçika zannediyorlar. Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu ne kadar az konuşursa, ne kadar az böyle işlem yaparsa o kadar rahat eder. Eğer sen içeride olanı bir tane anlatırsan, işte şu tayini yapacağım, bu tayini yapacağım, bu analizleri paylaşacağım, bunları şeffaf olacağım dersen başın belaya girer. Ha bunu Norveç'te yapsam bir şey olmaz ama bizim ülkemizde herkes öküzün altında buzu arıyor. İnsanların kafası karışıyor. Kulüpler buna müsaade etmez. Sen hadi açıkla, hadi Galatasaray Trabzon maçındaki hakem kararlarını bize açıkla. Hadi var bize, var konuşmalar açıkla bize ne oldu ne bitti. Buradaki, burada doğru burada yanlış, bu doğru bu yanlış yapamazsın. Açıklayamazsın. Açıklasan da tutarsız kalıyorsun. Çünkü bir hafta sonraki maçta tayinlere bakıyorsun. Senin yaptığın tayinlerle bu açıkladığın hakem kararları, analizleri birbirini tutmuyor. İnsanların kafası daha çok karışıyor. Onun için şunu söyleyeyim. Ben çok iyimser bir insandım. Hep hakemlerle ilgili iyimser konuşuyorum. Evet hocam. Bu son senelerde ama maalesef. Son 3 aydır Türkiye'de hakemliğin bu kadar kötü yönetildiği bir dönem olmamıştır. Hakemlik veya hakem yönetimi ancak bu son 3 ayda bu kadar dip yapmıştır. Hakemlerin kafası karıştırıktır. Hakemlerin kafası rahat değildir ki şampiyon belli. 3 tane takım yarıştan kopmuş. Kendi dertlerine düşmüşler. Bu kadar rahat. Yani şu anda bana desen ki en rahat Merkez Hakem Kurulu'nun görev yapılacağı bir ortam. Ama ne oluyor? En sıkıntılı, en güven vermeyen bir kurulla karşı karşıyayız. Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet, hattımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı, aynı zamanda da biliyorsunuz TGRT Haber TV spor yorumcusu Ömer Faruk Ünal vardı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.